Efendim merhabalar, selamun aleyküm. Yine iftarlarımızı yaptık. Çaylarımızla beraber teravih namazları kılındı. Çaylar önümüzde ve elimizde. Bir programa daha başladık. Bugün bu programda öncelikli bir gündem maddesi var. Onun dışında sizin tarih sorularınız sorulacak. Siz soracaksınız, ben cevap vereceğim. Biz, biz cevap vereceğiz. Şu an kaç kişiyiz? Şu an tam 114 kişiyiz abi. Yüz, e, 209, 209 kişi oldu bir anda. Pardon. 209 kişi. E, 500 kişi olduğumuzda e, bugünkü programın ana başlığı vardı. Neydi? Biz ne demiştik bugünkü program başlığında? Ee, AK Parti Belediyesi'nde rezalet. AK Parti Belediyesi'nde büyük skandal oy uğruna hiçbir kutsalları kalmamış. Oy uğruna... 3-5 tane oy fazla almak uğruna hiçbir kutsalları kalmamış ee, başlığıyla bir kapak verdik. Instagram'dan ve Twitter'dan abi sayfam mı çalındı? Hayırdır. İmamoğlu'nu eleştirecektin. Ee, AK Parti eleştiriyorsun falan gibi cümleler var. Ee, ben her zaman şunu söylüyorum. Ben tarafım ama objektifim. Taraf olmam, objektif olmamı engellemez. Ne dedim? Ben, he, evet. Ee, benim taraf olmam, ben AK Parti tarafındayım, AK Partiliyim. Benim AK Partili olduğumu bilmeyen var mı da Türkiye'de? Yani bizi izleyenler arasında yoktur abi. İzlemeyenlerden de yoktur ki. Yani ben AKP'nin gerici, yobaz tarihçisiyim yani. Tabii öylesine. Tabii. Evet birçok canlı yayında da bunu bol bol evet, belli ettin. Atatürkçüler ve Kemalistlerin gözünde ben AKP'nin troll e ve gerici yobaz tarihçisiyim. Bizi izleyenler de benim AK Partili olduğumu bilirler. AK Partili olduğumu ısrarla dile getiriyorum. Ancak tarafım var benim. Fakat ben e objektifim. Subjektif değilim. Beni CHP'lilerle karıştırmayın. CHP sen gördün mü şu 4 saat süren para saymanın herhangi bir CHP tarafından, herhangi bir CHP tarafından eleştirildiğini? Yok daha görmedim. Yok. Biz. Eleştirmezler. Ve bize derler ki hiç objektif değilsiniz. Hayır canım. Biz objek, objektifiz. Bak AK Partili bir belediyenin yapmış olduğu skandaldan bahsedeceğim. Bütün Türkiye ve Avrupa'ya 500 kişi olduğumuzda, bir AK Partili belediyenin yapmış olduğu skandaldan bahsedeceğim. Üstelik bir AK Partili olarak. Keşke seçimlerden sonra eleştirseydiniz diyorlar bir de. Yok. Olmaz öyle şey. Biz bu skandalı Fark, Farkın olması gerekiyor değil mi? Evet. Şey CHP'liler evet. evet. Bu skandalı seçimden önce yaptılarsa bu skandalın da faturasını seçimden önce ödeyecekler. Yok öyle bir şey. Ben biat etmedim. Ben biatlı AK Partili değilim. Ben inanmış AK Partiliyim. İnanmış adam biat etmez. Davası vardır. Davası uğrunda yürür ve yanlış gördüğünü yanlış der. Biatlı adam ise ki ondan CHP'de bol miktarda var. Geçenlerde bir adama sordular, kim oy vereceksin İzmir'de? İzmit'te, Kocaeli'de? İz Yok, İzmir'de. Dedi ki, CHP dedi boku aday göstersin. Ha. Boku oy veririm ben dedi. Şimdi bu boku aday gösterince boku oy veren bok kafalılardan değiliz biz. Ben tepkimi koyarım. Çünkü ben bir atlı değilim. Ben bilgimi, ben zekamı, ben aklımı vermedim kimseye kiralık. Benim inançlarım var ve ben inançlarım doğrultusunda gidiyorum. Eğer bu inançlarıma AK Parti Libiri yanlış yaparsa onun karşısına çıkarım. Taraflıyım ama objektifim derken işte bundan bahsediyordum. 500 olduğumuzda ki zaten 48. birazdan oluruz gibi. O zaman şeyden önce ben bir konuyu açayım. Bu Karabük'te birkaç olay dönüyor. Hiç gördün mü abi? Yok. Ee, Karabük Üniversitesi'nin çok büyük bir kısmı e, siyahi yabancıymış ama gerçekten çok büyük. Sınıf listeleri falan atılıyor. 50 kişi var abi. 48 yabancı. İkisi. Olur istiyor. doğrudur. YÖK onu bir ülkenin YÖK o üniversiteyi YÖK'ün tasarrufunda hı hı. bir üniversiteyi bir ülkenin hizmetine vermiştir. Normaldir. Oradaki öğrenciler başka bir şekilde değerlendirilir. Bu YÖK'ün kendi içinde yaptığı bir tasarruftur. Olur yani. Herhangi bir sıkıntı yok burada. Ama üniversitenin büyük bir kısmı siyah olmuş ve şey dönmeye başlamış bu sefer. Ee, bazı öğrencilerle gelen öğrenciler yurt dışından gelen öğrencilerle Beraber olan evet. kaynaklı ve öğrencilerden kaynaklı bir AIDS salgını olmuş üniversitede. Ha onu o bak şimdi o başka bir şey. O tamamen sağlık skandalı. Ben geçenlerde Fransa'daydım Metz'deydim. Orada bir programıma katılan bir hanım kızımla hanım kardeşim demiyorum yani o kaç 20 yaşında ben 50 yaşında'yım hanım kızımla e, görüştük. E, şeyde okuyormuş. Fransa mecliste siyasal bilgiler okuyormuş. Aferin dedim. Nasıl kazandın dedim. Ne dedim biliyor musun? Yabancı kontenjanından girdim dedim. Bizim ülkemizde de bol bol var. Evet. Dünyanın tamamında var. Bu arada yani, 50 bin öğrenciymiş. Öyle yazıyor ee, haberler.com'un haberinde. Doğrudur. Yani onun önünü arkasına bakmak lazım. Bu şaşıracak bir şey değil. İşte Suriyeliler azınlık şey Suriyeliler yabancı kadrosundan Türkiye'de üniversiteye girdiklerinde çok şaşıran insanlar Fransa'da yabancı kadrosundan bir bir kızın siyasal bilgiler okuduğunu öğrense öğrendiğin acaba ne düşünecekler? Dünya yerinde Bütün üniversitelerin yabancı kontenjanı var. İşte bizim de bir Bu kadar kız. kadar büyük mü peki her üniversitede? Yani. Yani dünya hangi yerinde e, bir sınıfın yüzde. 96'sını bak işte bu, siyahi bu özel bir öğrenciler. durum bu muhtemelen o üniversiteyi ayırmışlardır yapılan bir protokolle o ülkeyle artık hangi ülkedeyse ise onlar hep de aynı ülkede muhtemel ağırlıkla muhtemel çatla e, bir <laughs> protokol imzalamışlardır o üniversitede o kampüsünü onlara vermişlerdir o çok normal bir şey bu arada yabancı kadrosu nasıl belirleniyor e şöyle kaba taslak söyleyeyim e, Türkiye'deki yabancı kadrosuyla Yunanistan'daki kadro farklı. Neden farklı? Niye? Türkiye'deki öğrenci sayısı kadar Yunanistan nüfusu var zaten. Kendi nüfusu kadar şey kendi şöyle söyleyeyim atıyorum. Doğru değil bu bilgi. Atıyorum. Rakama atıyorum. Yüzde on. Ne demek yüzde on? Türkiye'de bir milyon öğrenci varsa yüz bin. Yunanistan'da yüz bin öğrenci varsa on bin. Yani biz yüz bin yabancı alıyoruz. Yunanistan 10 bin alıyor ve şunu diyebiliyor bir adam. Kardeşim Yunanistan'da 10 bin öğrenci var biz niye 100 bin alıyoruz? İşte bu nüfusla ve öğrenciyle doğru orantılı, yüzdelik olarak veriliyor. Tabii yüzde 10 değil ha bu. Yüzde 1 falan, yüzde 0,5 gibi bir rakamlar geziyor. Ben kabarık olsun diye anlattım. Ya şu an internetteki en büyük gündem bu Karabük Üniversitesi abi. Şu son dönemde. Doğrudur. Yani şeye katılmam. AIDS kısmı, o HIV virüsü büyük problem ama bir çata veya Surdan'a veya bilmem nereye portakolle üniversitenin bir kampüsünün verilmesi çok normal bir olaydır. Dünyanın her yerinde var ola gelen bir şeydir bu. Kiralıyorlar, alıyorlar. Biz de yapıyoruz bunu. İlk defa bunu görenler ve üniversite ortamından uzak olanlar şaşırırlar. Ama şaşırmaması gerekir. Bu gayet normaldir yani. Ne var başka? Başka şimdi bir şey yok. 500 kişi olduk zaten sayılır abi. Şey biz konuşacağımızı konuşalım. 485 kişiyiz. Yani illa tam 500 Yok olsun yok olsun. illa 500 olsun. İlla tam Varsa 500 olacaksa soru. hepiniz birer beğeni atın 500 olalım. <laughs> Ahmet abi de kurtaldın şu... Aynen abi. şu ızdıraptan kurtulalım. Hep bir, bir şart koyuyorsun artık. Öyle. Bir şey konuşmak için 500 olsun, 600 olsun, 1000 olsun. <laughs> Melisa demiş ki geçen ee... bazı ben bazen Suriyelilere yol soruyorum. Yabancılarmışlar. <laughs> Sen yabancı <dedin> ya Suriyelilere? <laughs> evet. Yiğit Mert demiş ki: "Hocam hayırlı akşamlar." İyi akşamlar sevgili kardeş. Siyasi konuşmak istemiyorum ama size bir AK Partili olduğunuz için sorayım. AK Parti içindeki AKP'lilerden ne zaman arınacak? Arınamayacak. AK Parti'nin yıkılışı da AKP'lerin eline olacak. Bir daha söyleyeyim. AK Parti'deki AKP'liler bünyeyi sardı. AKP'lilerden kurtulamayacağı, kurtulamadığı, kurtulamayacağı için AK Parti'yi bir gün AKP'liler halkın gözüne düşürecek. Maalesef AK Parti'nin en büyük rakibi AKP'lilerdir. CHP gibi bir rakibi yoktur AK Parti'nin. CHP kim ki AK Parti'ye rakip olsun? Yani muhatabı değil AK Parti'nin CHP. Onların gözünde değil mi? Evet dengi değil yani. Hiç kimse değil. Evet AK Parti'yi sadece AK Parti içindeki AKP'liler bitirebilirler. Ee, öyle bir durum var. Kim maalesef. Ki bitiriyorlardı işte. Yiğit kardeşim durum ondan ibaret maalesef. O zaman 533 kişi 533 kişi olduk evet. abi. Bugünkü konuyu aç. Şimdi, ben de çok hakim değilim. Bana attın. Kapağı bunu koy dedin. Evet. Konuşacağız dedin. Çok az da bahsettin bana. Anlatın. Şimdi dedim ki ben bugün hemen söylüyorum. AK Parti belediyesinde büyük skandal oy uğruna hiçbir kutsalları. Bana atları, sinir kaydettim hatta ben. De evet mesela. evet onu evet. Oy uğruna hiçbir kutsalları kalmamış. Ben sana attım ya fotoğrafları. Onları alıyorum. O şimdi. fotoğrafları koyarsan tek tek. Bugün Gebze Kocaeli'nde Gebze Belediyesi Ak Partili belediyeler arasında benim gördüğüm en başarısız, en çalışmayan, en reisin sırtından geçinen, millete bize vermeyeceksiniz de kime vereceksiniz havasında davranan. Belediye başkanı da Küçük Dağları Ben Yarattım havasıyla havalı havalı ve e, böyle kendini beğenmiş bir tavırda gezen, kimseyi selamlamayan, eli de böyle uçtan sıkan, e, Ankara'da 3-5 tane tanıdığını debreye sokarak bir daha aday olan Gebze Belediye Başkanı'nı beğenmediğimi zaten biliyorsunuz. Bugün Gebze Belediyesi, Zinnur Büyükgöz önderliğindeki, liderliğindeki Gebze Belediyesi e, kutsal emanetler diye bir sergi açtı e, Gebze'de. Çoban Mustafa Paşa Camisi'nin kaç kişiyiz şu an? Hemen bakalım. 568. 568 kişi. Lütfen can kulağıyla dinleyin. Skandal nerelere kadar gidiyor dinleyin. Bunu yayınlama şimdi. Bu kalsın. Tamam, Bekle çabuk hazırlıyorum ben. Kutsal emanetler sergisi. Çoban Mustafa Paşa'nın bahçesinde bir çadır kurdular. Caminin yani. Caminin bahçesinde çadır Gebze kurdular. Gebze'nin meydanının en meşhur evet. yeri. Yani Gebze'ye ruh veren, Gebze'nin en kimlikli camisinin bahçesine bir çadır kurdular. Çadıra da kutsal emanetler sergisi dediler. Ne anlıyorsun bundan? Güzel bir aslında şey etkinlik yaptı. Peygamber Efendimiz'in kıyafetleri, sahabe efendilerimizin kıyafetleri, yani mukaddes emanetlerden bahsediliyor. Ve değil gayet mi? de güzel bir şey. Çok güzel. Sen. Kağıt üzerinde öyle şimdiye kadar. Gebze Belediyesi'nin müftüsü, dualarla, kutsal emanetleri, Gebze'ye getiren, Gebze Belediyesi'ne teşekkür ederek, bir konuşma yaptı. Ardından Kur'an-ı Kerimler okundu. Çünkü orada, Allah Resulü Peygamber Efendimizin mübarek kılıcı, e, Hazreti Hüseyin'in şehit edildiğinde giymiş olduğu kanlı mübarek gömleği, Kabe'nin anahtarı, Fahrettin Paşa'nın işte döneminde yenilen hurmalar ve daha pek çok mukaddes emanet duruyordu. İçeriye insanlar girdiler. İçeride Kur'an-ı Kerimler okunuyor Enes. İlahiler okunuyor efendim çok hoş bir ortam. İnsanların gözleri yaşlı. Ağlaya ağlaya Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği an üzerinde bulunan kanlı gömleği. Düşünsene ya Hüseyin Hazretleri'nin kanlı gömleği. Zaten şu an ekran ekranlarda. Hüseyin'in kanlı gömleğini görüyorsun. Bunun muhterem adam bunu giymiş ve buna şehit olmuş ya. Nasıl? Gayet yani bunu şey Gebze'nin bunu koyması gayet güzel yani manevi anlamda insanlara çok büyük bir hizmet aslında. Büyük başarı. Orada. Tabii. Topkapı Sarayı'ndan böyle bir şeyi çıkartmak büyük başarı. Biraz daha ilerlediğinde Allah Resulü Peygamber Efendimizin mübarek kılıcını görüyorsunuz. Bu da e, kılıç şimdi bir şey söyleyeyim büyütebiliyor musun? Tabii. Şu yazıyı ben biraz daha büyük göstermek istiyorum. Herkes görsün. Viyana Askeri Müzesi. Avusturya Viyana Askeri Müzesi'nde. büyük ama buraya verme. Kalsın öyle. Tamam mı? Biz görelim. Görmesin dostlarımız. Viyana Askeri Müzesi'nde Merzifonlu Karamuşsar Paşa'nın çadırı var. Tamam. Osmanlı sancağı var. Bir sürü emanet var ve bir yerde Allah Resulü Peygamber Efendimiz'in mübarek kaftanından bir parça var. Şurayı görüyorsun evet. değil mi sen? Ama verme buraya. Tamam. Moral olsun diye askerlere kaftandan bir parça götürmüşler. O da Avusturyalıların eline geçmiş Enes. Aa. O da orada duruyor. Ve Viyana Askeri Müzesi bu kaftanı Hazreti Muhammed'in kaftanı ismiyle yani Allah Resulü yok, sevgili peygamberimiz yok, ee, sadece Hazreti Muhammed'in kılıcı diye geçiyor. Gebze'de Peygamber Efendimiz'in kılıcı olduğunu söyledikleri kılıcın önünde bak ne yazıyor. Hadi ver. Hazreti Muhammed'in kılıcı yazıyor. Evet. Sanki Avusturya, Viyana bölgesinde yaşıyoruz da şu görmüş olduğunuz kılıç Peygamber Efendimiz'in kılıcı ve insanlar bunu ağlaya ağlaya seyrediyorlar. Ağlaya ağlaya. Vay be Peygamber'e Efendinin kılıcını gördük diye. Dostlar güzel hizmet değil mi? Ve daha pek çok e, emanet. Bunların tamamı uydurma. Bunların tamamı replika. Tamamı sahte. Sahtekarlık yaparak, insanların duygularını da oynayarak Peygamber Efendimizin ulan madem Peygamber Efendimizin kılıcı diye oraya tahta kalede 75 liraya satılan şey... Demir bir kılıcı koydunuz ki benim kılıçlar ondan daha iyi duruyor. Senin kılıçlar çok kaliteli duruyor bunlara kıyasla. E bu çok basit duruyor. Alüminyum gibi duruyor. E madem böyle 75 yıllık kılıç koydunuz buraya. Hmm. Ya bari deyin ki Allah Resulü sevgili peygamberimizin kılıcı diye yazın. Viyana askeri müzesindekilerin ağzı ile Hazreti Hz. Muhammed'in kılıcı yazmak da ne demek? Bugün Gebze... Çok komik olay bu arada. Aynen. Bugün Gebze Belediyesi sahtekarca bir e, sergi ye ön ayak olarak bir sergi açarak insanlara sanki bu görüntülüden bir sürü orada şey vardı. Sizi resimlerle boğmayalım. Bir sürü materyal vardı. Tamamının altında da hep böyle mukaddes emanet yazıları yazıyordu. Hiçbiri doğru değil. Hepsi uydurma. Hepsi Çin malı. Sahte replika. Peki niye böyle bir şey yapıyor Seçime 5 gün var. Seçime 5 gün mü kaldı? Bir hafta var işte. O, doğru tabi. Yani şey tamamen o için yapıyorum. Ya başka bir ihtimali var mı? Peygamber Efendimizin kılıcını, Hazreti Hüseyin'in kaftanını, kendi namusu gibi görmeyen insanı ben ne yapayım ya? Ulan insan oy almak için bu kadar alçalır mı? Oy almak için kendi karısını saygılar mı insan? Yapmaz tabii ki. Niye yapmıyor? Karısı onun nesi oluyor? Şeyi, namahremi sonuçta. Namusu. Namusu. Bu kılıç nesi? Bu da öyle sonuçta, evet. Peygamber Efendimiz'in kılıcından insanın karısı daha mı kıymetli? Madem ki oy kazanmak için her şey mi var? Öyle. Ne var? ne vuruyorsun? Deme onu, deme onu. Deme onu. Diyeceğim. De hayır, Beni ben Serdar Ali Çeliker'in ağzına ettiler o yüzden. Deme onu. Ya insan bir durur. Duracağı bir yer olur. Yani gözünü böyle ateş görürcesini her şeyi mübah saymaz. Hiç mi kutsalınız yok? Hiç mi mukaddesiniz yok? Hiç mi Hazreti Hüseyin'den utanmadınız? Bir tane bez parçasını kana, kan dökerek üstüne onu Hüseyin'in Kerbela'daki gömleği diye lanse ediyorsunuz. Hiç mi utanmıyorsunuz Peygamber Efendimiz'den tahta kalem malı 75 liralık alüminyum bilmem ne demir karışımı bir paslanmış bir kılıcı oraya koyarak bu da peygamberimizin kılıcı diyerek göstermeyi. Sonra baktım e, altında ne yazıyor? Bu bir replikadır olur ya altında var ya açıklama hı hı. replikadır bunun orijinali topkapı sarayındadır derse çok güzel bir şey yapmış olur. Evet. İnsanları da kandırmaz. Hiçbir şey yok. Bu gerçek mi? Replikadır yazmıyor. Yazmıyor. Bu gerçek. İnsanlar gözlerinden yaşlar akıta akıta Ağlaya ağlaya peygamberimizin kılıcını seyrediyorlar. Hüseyin'in gömleğini seyrediyorlar. Kabe'nin anahtarını, Fahrettin Paşa'nın yediği hurmaların çekirdeğini seyrediyorlar. İnsanların duyguları ile bu denli oynamak literatüre sahtekarlık olarak girmezse sahtekarlık ne demektir? Ne yaparsa sahtekarlık yapmış olur bir insan. Bunun cevabını istiyorum. Ancak bugün Gebze Belediyesi, Skandallar ötesi bir skandala imza atarak olmayan tahtekale, tahtekale Çin malı eserleri Peygamber Efendimizin giymiş olduğu, kullanmış olduğu malzemelerdir diye Gebzedilere gösterdi ve Gebzedileri kandırdı. Halkını kandırmak ne demek? Bu bir AK Partili olarak kendi partimin bir belediyesini ve başkanını ben eleştiriyorum ya. Bunun karşılığını bekliyorum. CHP'li olarak bir CHP belediyesinin yaptığı sahtekarlığı ortaya koyacak adam bekliyorum. Biz buyuz işte. Ben Ak Partiliyim ancak taraf ben taraflıyım ama objektifim. Bu yapılan büyük sahtekarlıktır. Üstelik bunu yapan da bir Ak Parti belediyesidir. Gebze Belediyesi'dir. Zinnur Büyük Gözün Belediyesidir. Peygamber Efendimizin mukaddes emanetleri diye bizim önümüze sahte tahta kale malı eşyaları koydular ve önlerine de bu onun bu işte Hüseyin'in gömleği, Kabe'nin anahtarı, Hazreti Muhammed'in kılıcı. Ulan bari yaptınız var ya Hazreti Muhammed yazmayın. Allah Resulü sevgili Peygamber Efendimiz yazın da oradan bari kurtarın gavurların ağzıyla Hazreti Muhammed'in Avusturya Viyana'da askeri müzede aynen böyle yazıyor. Hazreti Muhammed'in yazıyor. Yazıklar olsun. Yani Gebze Belediyesi'nde AK Parti'yi eleştirmekte ne kadar haklı olduğumu sanırım anlıyorsunuz. Ne maneviyat var, ne kutsallık var. Seçimde oy alabilmek için Hazreti Muhammed'in, Peygamber Efendimiz'in Mübarek emanetlerini bile kullandılar. Hazreti Hüseyin'in can verirken üzerinde bulunan gömleğinin e, bir bezin üzerine kan akıtarak bu da Hüseyin'in kıyafetidir diyerek bizi kandırmaya utanmıyor musunuz? Gebzelilerin duygularıyla oynamaya utanmıyor musunuz? İnsan azıcık ar eder. Bunlar benim hemşerim ve ben bunları kandırmayayım der. Ama nerede... Ben eleştirmeye hakkı hak olarak görmeye devam edeceğim. Sonunda kayıp mı edeceğim? Varsın kaybedeyim. Çok da sıkıntı değil. Evet. Levent abi demiş ki süperçikten. Hocam madem bu kadar hassas bir insansın. O zaman bu seçimde hiçbir partiye oy verme. Ama eminim yine AK Parti'ye oy vereceksin demiş. Gel için diyor. Kim diyor bunu? Levent Özgür. Bizim muhalif Sosol. Levent şey, kardeş. Şekerler'in üçüncüsü abi. Levent kardeşim. Ee, bak ben bir şey demeyeceğim sen her zaman katılmıyorsun bizim programımıza. Duymadın, görmedin. Soracağım Enes'e. Enes ben bu seçimde kim oy vereceğim? Bilgim yok ama AK Parti'ye vermeyeceksin onu biliyorum. Bir daha söyle, Levent'e söyle. Vur. Vermeyecek AK Parti'ye bu, bugün. Ee, bu seçimde AK Parti oy vermeyecek. Hatta şey yani adam 50 kere bu adamı aday yapmayın, bu adamı aday yaparlarsa AK Partililer oy vermeyin dedi 50 kere. AK Partililere diyorum ki bu adamı oy vermeyin. Bu adam hak etmiyor oylarınızı diye kaç defa söyledim. AK Partili olarak söylüyorum. Levent'im ben objektifim kardeşim. Ben aklımdan geleni söyleyebiliyorum yani. Kimseye, kimseye de bağlı değilim. Görüyorsunuz fonlanmış falan da değiliz yani. Rahat rahat konuşuyoruz. Bizi AK Parti'den, CHP'den, MHP'den ya da oradan buradan şuradan fonlanmış sayfalarla karıştırmayın. Bak biz kaç kişiyiz biliyor musun? burada 200 şey. kişiyiz. Bak burada 2 kişiyiz. Orada da 675 kişiyiz. Bizim başka kimsemiz yok. Biz bu kadarız yani. Levent'im söyleyeyim kardeşim ben bu seçimde AK Parti'ye oy vermeyeceğim. Çünkü AK Parti hiç doğru bir adayı göstermedi. Yalnızca ben değil. Gebze'de AK Partiyi oy verenlerin yarısı da AK Parti'ye oy vermeyecek. Gebze bu seçimde büyük sürprize gebe. Peki kime oy versinler? Ona ben karışmam. Yani belediye seçimlerinde particilik yapmak saçma değil mi abi zaten? Evet. Belediyecilikte partizanlık yapmak saçma. Belediye seçimleri hizmete bakar. Kim hizmet ederse ona vermek lazım. He, AK Parti Gebze Belediyesi hizmet etmediği için, Gebze'ye herhangi bir yatırım yapmadığı için, hizmet etmediği için oy vermeyin diyorum. Yani yine hizmet oy vermeyin veya verin. Oy, e, hizmet etmediler. O yüzden oy vermeyin. Kim aday göstermelerini beklerdiniz demişler. Beni Gezeden. şu an, beni şu an Gebze'den izleyenler, Gebze'den izleyenler, sanırım Gebze Belediyesinin hiçbir faaliyet yapmadığını, Gebze'yi tamamen eski 2019 yılındaki Adnan Köşker dönemindeki Gebze'den bugünkü Gebze'nin gram farkı yok. Çivi çakılmadı. Her yer eski Gebze gibi duruyor. Gebze'den seyredenler varsa. Ee, onlar da bana destek verirler. En son Adnan Köşker olmuştu değil mi? Evet yani en son gittik ya beraber yanına. Adnan Köşker'den sonra burası hizmet görmedi kardeşler. <laughs> Benim de CHP karşılığım yoktur abi bilginiz olsun. Bangır bangır her yerde ben CHP'liyim ama bu belediye oy vermeyin CHP'de diye de yoktur. bunu yapanları abi direkt öldüresi inçliyorlar evet, biliyor musun? Evet. Sen, şey gözü var onlarda. Iııı. E, eğer CHP'yi eleştiriyorsan bak partilisin. Hali Aynen öyle. Diğer seçeneklerin hepsini atıyorlar. Adamın CHP'li olma ihtimali biat bekliyorlar. Onlar yüz yüze evet. biat bekliyorlar. Evet. Maalesef AK Parti'nin de içerisinde var bu. Ee, bir sürü yenen adam var bu şekilde AK Parti çok eleştirdiği için ama bizim şey derdimiz yok. Dediğim gibi, senin de dediğin gibi e, hani şu partiye bu partiye şuna buna yaranalım derdimiz olmadığı için rahatlığımız evet. var. Demet Hanım demiş ki "Hocam Topkapı Sarayı'nda video, resim yasak. Fakat burada dokunsan bir şey demeyecekler." Yani burada Gebze'deki çadırda, burada Gebze'de yaşayan bir hanımefendi. Bak ne diyor? Burada dokunsan bir şey demeyecekler neredeyse. Hiçbir güvenlik yok, koruma yok, muhafaza etmeden sergilemişler. O kadar umurlarında da değil Sebebini mi? söyleyeyim Demet Hanım. Çünkü hiçbiri doğru obje, hiçbiri gerçek olmadığı için çalınsa bile fark etmez ya. Hazreti Muhammed'in kılıcı diye sergilenen kılıç var ya 75 lira onun fiyatı. Çalınsa bile Yarın tahta kaleye giderler. Aynısını alıp yerine koyarlar. Yani önemli değil. O yüzden koruma olması da olur yani. Düşünsene sen bir hırsızsın ve hani bu tarz değerlere dikkat etmeyen bir adamsın. Gidiyorsun satmak evet. için onu çalıyorsun. Aslında tahta yapılmış 10 liralık bir kılıç çıkıyor. Aynen öyle. Ne küfür edersin belediyeye değil <laughs> mi? Levent Özgül hocam peki ya İBB'de kime oy vereceksin demiş. Ben İBB'de, İBB'de oy vermeyeceğim şimdi. Levent. İBB'de ben Gebze'liyim yani burada oturuyorum. İstanbul'da oy vermeyeceğim ama oy vermiş olsaydım Murat Kurum'a verecektim. Tabii ki de Murat Kurum'a verecektim. Kadir abi de onunla ilgili güzel bir şey demiş. Kime... Kadir kardeşim hoş geldin kardeşim var olasın. Varlığın daim olsun inşallah. Demiş ki selamünaleyküm hocam ve kardeşim. Aleykümselam Aleyküm selam sevgili kardeşim. Bugün bir yayında Bursa'dan konuşuldu. İstanbul'dan daha İstanbul'un 3 kat daha küçük olmasına rağmen son 5 yılda 10.000 konut yapılmış. İstanbul'da sadece 3.000 yapılmış. Bu da AK Parti'nin güzel örneği demiş. Evet. Yani ben şunu söylüyorum. İstanbul'un Murat Kurum'dan başka bir çaresi yok. Çünkü bağıra bağıra bir deprem geliyor. Çocuklarımın büyümesini kaçıramam deyip büyük, elçilerle yapmış olduğu yemekte bu şehri beraber yöneteceğiz. Ne demek lan beraber yöneteceğiz büyük elçilere? Büyük elçiler dedi ki bu şehri beraber yöneteceğiz. Ne demek beraber yöneteceğiz? Beraber yöneteceğiz diyen bir insan ve hiç depremle alakalı hiçbir faaliyette bulunmayan bir insana oy verilmemesi gerekiyor. İstanbul'un tek bir gündem maddesi olması lazım. Deprem, deprem, deprem. Kentsel dönüşümü de Murat Kurum yapar. İyi de yapar, becerir de. O yüzden İstanbul'da Murat Kurum'dan başka hiçbir çare yok. Murat Kurum. Alaaddin diye bir izleyici sabahtandır aynı şey yazmış bu konuyla ilgili. Belki büyük ihtimalle zinler gibi büyük gözün tanıdığı falan yani. Evet. Yoksa bu kadar üstelemesinin manası yok. Sanki çok önemliymiş gibi bunu bugün burada tartışmanın kime ne faydası var? Tenkit tamam ama böyle değil demiş. Alaaddin Bey, Peygamber Efendimiz gibi bir hassasiyetin olmayabilir kardeşim. Hüseyin gibi bir hassasiyetin olmayabilir kardeşim ne bileyim Kur'an gibi bir hassasiyetin olmayabilir kardeşim. Müsaade et. Çekil kenara. Burada mukaddes emanetlere emanet gözüyle bakan Fahrettin Paşaların torunları olarak bizler konuşalım. Çünkü Hazreti Peygamber'in kılıcı insanın namusudur, namusu. Namusunu sahtekarca sahte kılıçlarla sergilemenin çok fazla anlamı var ama Anlatabilsem bilmem ki anlayabilir misin? Bu tamamen duygularla alakalı bir şey. <laughs> 22 yıldır AK Parti depremle ilgili hiçbir şey yapmamış. Murat Kurum demek ironi yani demiş. Las Vegas. Valla kardeşim eğer İstanbul'da oturuyorsan verme. Deprem de gelmesin bu arada. İstiyorum ki hiç olmasın deprem. Ama gelirse fena. İstanbul bunun faturasını ödeyecek. Ancak duam yani buradan. Niye gelsin diyeyim İstanbul'a deprem ya? Tabii benim orada kardeşim oturuyor. Benim İstanbul'da annem oturuyor. Ya kimse oturmasın abi. Tabii. Hayır hayır boş ver onları. Ya ben kendi için bile istemem yani. Benim ailem Hı. oturuyor İstanbul'da ya. Ben Gebze'ye geldim ama benim ailem İstanbul'da. Ben istemem. Orada bir şey olsun. Sakın böyle anlamayın ha. Yani ne olur anlamayın. Karabük Üniversitesi'ne geri dönüyorum abi. Dön. Onunla ilgili bir şey. Değerli nere demiş ki? Benim mezun olduğum üniversite Uta Üniversitesi ile protokolü vardı. Uta. Uta. 6 ay ben de utağa gitmiştim ama bazı hizmetler yabancılar için daha pahalıydı. E bizde de öyle zaten. Muhtemelen ben kız arkadaşımla müze gezemiyorum ya. Bak muhtemelen onlar için de pahalıdır. Ya bir şey söyleyeyim mi? DRLNR ve bütün arkadaşlar bu yökün kuralları evrenseldir. Dünyanın bütün üniversitelerindeki kurallar Türkiye'deki kurallar gibidir. Yani bizden farklı bir şey yok. Bizde de o protokol gereği insanlar geliyor gidiyor vesaire. Aynı şey ya değişen bir şey yok yani. Yani Türkiye'de de yabancılara inanılmaz büyük <laughs> fiyat farkları var. Bunu çevrenizde yabancı yoksa bilmezsiniz. Evet. Ben dediğim gibi kız arkadaşımla müze gezemiyorum. Çünkü ben 50 lira veriyorsam ona 500 lira ödemem gerekiyor. Evet. E şey diyorum ama bir saat girip gezeceğiz 500 lira değmez deyip dönüyorum. Ne gerek var diyorsun Ne gerek mi? var diyorum. Bir tek Minya Türkiye gittik işte. Ee, İyi yaptınız. Tanıştığımızdan beri öyle gezmeye bir yere Minya Türkiye gittik. Evet. Ee, o zaman normal konulara dönüyorum biraz daha abi. Lütfen. Anti Prenses ve Kuro süper chatten demiş ki Osmanlı'da hangi mezhepe göre şeriat uygulanıyordu? Ee, mezhep var mıydı Osmanlı'da? Osmanlı devletinin devletin devletin mezhebi Hanefi mezhebiydi. Fakat kadılar Şafii mezhebini de bilmek zorundalardı. Kadılar Hanefi ve Şafii eğitimi alıyorlardı. Neden? Çünkü Türkiye'nin doğusu hangi mezhep? Doğusu Ş Şafii. Şafii burada. Kadılar doğuya gidiyor mu? Memur olarak tayinine evet. Dolayısıyla Şafii mezhebini de bilmek zorunda bütün bunlar. Ee, biz e, devletin mezhebi olarak Hanefi'yi görüyoruz. Ancak kadılar Şafii mezhebinde okuyorlarmış. Ragıp abi gelmiş. Ragıp abi hoş geldin. Bugün seni arayacaktım. Araya işte bu kutsal emanetler mevzusu falan girdi. Dün konuştuğumuzda e, enerjin biraz düşüktü. Bir şey mi oldu? Hayırdır diyecektim ama e, yarın ara, arama düşünüyordum. Yarın arayacağım abi konuşacağız inşallah. Hayırlı yayınlar güzel insanlar. Şahsi kanaatim ve benim gördüğüm bu seçimde kimse hizmete bakmıyor. Maalesef. Doğru. Herkes ideolojik ve menfi düşünüyor. Seçim sonuçları da buna göre şekil alacak gibi maalesef üzücü. Yani seçim keşke böyle olmasa. Seçim sonuçlarını en çok neye etkileyecek biliyor musun abi? Yeniden Refah. Yeniden Refah çok güçlü bir parti oldu ve bir anda evet. oldu. Ve çok güçlü bir parti olmanın bir anla çok güçlü bir parti olmanın güç zehirlenmesini hemen yaşamaya başladı yeni evet. defa. Yeniden, hani yeniden Refah maalesef. AK Parti'nin 20 yılda yaşadığı güç zehirlenmesini de Yeniden Refah hemen yaşadı. Yeniden Refah Ak Parti'ye oy verenlerin yarısının en az yarısının gönlündeki ikinci partiydi. Ak Parti'ye oy verenlerin yarısının gönlündeki ikinci partiydi. Tabii. Fakat kazanamazsak da kaybederiz, kaybettiririz. Kazanamasak da AK Parti'ye kaybettiririz, CHP'ye kazandırırız, İmamoğlu kazansın gibi söylemlerinden dolayı Yeniden Refah Partisi çok büyük bir haya kırıklığı uğrattı. Başta ben, hatırlar mısın? Yeniden Refah'ın e, kardeşim bu bir partidir tabii ki de kendisini e, ifade edecek diyordum ya savunuyordum. Evet. Başta ben olmak üzere pek çok AK Partililerin gönlünde bir kırıklık oluşturdu. Benim de gönlümdeki ikinci parti yeniden refahtı. Bugün ikinci mi ikinci değil. Zira yeniden refahan ambalajını bir açtık. içinden Saadet Partisi çıktı. Altılı Masa'nın yedincisi gibi bir şey ortaya çıktı. Dolayısıyla eski... Ya e bu kadar kolay da uzak partiden ayrıldığı için. Ayrılmadı ki. Yani şeyi ayırdığı Bak, için. yön bir şey söyleyeyim mi sana? Şu diyor ki, diyorlar ki İstanbul'u kazanamazsanız. Bir dakika. Hoca seçim çalışmalarını hız vermiş diyor Mustafa Karaman. AK Parti'ye oy vermeyin diyerek ulan bir mi? Bir saattir bak ulan diyorum. ilk kez bir seyirci ulan diyorum. Bir saattir burada AK Parti'ye oy vermeyin Gebze'de diyoruz. Şimdi yeniden rafa eleştirince bak az önce CHP evet. eleştirdik. 20 dakika AK Parti eleştirdik. Şimdi yeniden rafa eleştiriyoruz. Herhalde arkadaş yeniden rafa. alıp evet. hoca, hoca seçimlere çalışmalarını nasıl Mustafa Karaman. Ya. Ayıp objektif, ya. Allah ayıp. için objektif ol. Allah için objektif ol. Şimdi bak. Diyor ki adama İstanbul'u kazanamazsınız. O ne diyor biliyor musun? Kazanamazsak da AK Parti'yi kaybettiririz diyor. Şimdi böyle bir ideolojiyle girilir mi ya seçime? Ya Parti'nin yaptı işte. İyi Parti ne yaptı? İstanbul'da kazanamayacağını biliyor. Ama, bir dakika. Ama CHP kaybettirmek Ama için elinden geleni yapıyor. Ha, şimdi öyle. Ha, tabii tamam canım, şimdi, öyle. Evet. evet. Ben altılı masada kendi Yok yok sen evet, sen doğru şimdi de Tamam evet. Keçeli demiş ki süper çetin. Ahmet hocam Mehmet Ali Bulut hakkında ne düşünüyorsun? O kim? Şahsen tanımam. Sadece programlarını bilirim. Ee, o da YouTuber'mış. Öyle yazıyor. Şahsen tanımıyor. Şahsen hiç görüşmedik. Sadece programlarından biliyorum. Televizyonlarından biliyorum. Ee, hakkında herhangi bir menfi düşüncem yok. Mehmet Ali Bey hakkında. Herhangi bir olumlu düşüncem de yok. İyi veya kötü Ortim, Yani iyi veya kötü bilmiyorum. Yani dedikleri hakkında herhangi bir fikrim yok kardeşim. Kusura bakma. 1 milyon izlenmiş videosu varmış. Bizim tabii, hiç 1 milyon izlenmiş videomuz yok, yok ya. 600 700 bin var en Gerçi merak ettim ne zaman atmış? 2 yıl önce tam bizim de olur zamanla. İnşallah. <laughs> Seyyah Alem. Osmanlı Sırbistan'da isyan edenlerin kafa taslarıyla kule yaptı mı böyle bir müze var Kosova'da? Ee, şey Kosova'daki müze Osmanlı'nın yapmış olduğu... Timur'un yaptığı mı? Yok yok. Timur'unki farklı. Ee, Osmanlı'nın yapmış olduğu e, ee... Kafalardan kuleler o yanlış biliyorsun kardeş. Kosova'da değil o Sırbistan bölgesinde. Ben Kosova'da görmedim öyle bir şey. Şey yasana. E... Sırbistan kafatası Kulesi Heh, yazdım. Tamam işte bu var. Bu değil mi? Bunu kim yapmış? Bunu Osmanlı yapmadı ya. Osmanlı böyle bir kural yok yani. Bu şey Sırp tarihinin çarpıcı bilmiyorum. Bir baksana kim yaptı diye sorsana. Kim yaptı? Kelle Kulesi. Wikipedia'ya bakalım. Osmanlı ordusuna karşı 1804'teki ayaklanmalarından beri en büyük yenilgiyi yaptılar vesaire vesaire. Ee, bu herhalde şey. Osmanlı ordusunun kumandanı Hurşit Paşa ölen sıpların kellelerinin toplanmasını emretmiş. 952 top kelle toplamış. Bu kellelerin kafa derileri yüzülmüş, içleri doldurulmuş. Ya çok doğru olmasa gerek. Bu Wikipedia bilgisi çok doğru olmasa gerek. Çünkü bu ee, Ya ben Osmanlı kaynaklarında böyle bir şey okumadım. Eğer böyle bir şey varsa bunu okumak lazım, dikkat etmek lazım buna. Bir bakayım buna kardeşim. Öbür program Hurşit ne Paşa zaman? Hurşit Paşa diyor yarın. Yarın. Yarın bunu konuşalım kardeşim. Ben bunu incelemem lazım. Çünkü Osmanlı kaynaklarında Sırp bölgesinde Kosova'da yok zaten böyle bir şey de. Sırp bölgesinde böyle bir şeyin varlığı acaba kim yapışan bakmak lazım. Diğer kaynakta Hurşit Paşa dedi gene bu arada bilgin evet. olsun. Türkmenoğlu demiş ki: "Selamünaleyküm değerli abim." Mustafa Kemal Paşa'nın Alp Aralanı rüyasında görüp taarruza şu tarihte geçin arkanızdayım demesi gerçek midir? Bu rüya olaylarını bize okur musun? Mustafa Mustafa Kemal Paşa'nın Alp Aralanı rüyasında görüp taarruza şu tarihte geçin arkanızdayım demesi gerçek midir demiş. Bir kere Mustafa Kemal Paşa'nın rüyalara inancı yok. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın manevi hiçbir şeye inancı yok. E, rüyalara inancı zaten yok yani. Senin var mı rüyalara inancın? Benim mi? Rüyada gördüğünü görme yaşıyorsun sen. Yok, hiç hiç hem de. Ben hatırlamıyorum bile rüyamda ne gördüm. Hatırlamıyorum ne görüyorum ben. Ee, böyle bir rivayeti ben hiç duymadım kardeşim. Hı. Muhtemelen doğru değildir. Yani muhtemelen doğru değildir. Kardeş. Şeref Türk Hitler Türk topraklarını ele geçirmeyi hiç düşündü mü? Hitler Mein Kampf kavgam kitabında Türkleri sevdiğini söyler. Bir dönem Fikirtepe bölgesinde yaşadığını söyler ve bütün politik yazılarda inönüyle gör diplomatik anlamdaki görüşmelerde Türkiye'nin kendi gönül rızasıyla Türkiye şeye e, Alman, toprakları. Alman topraklarına katılmasını beklediğini, Türkiye'ye tank sokmayacağını söyler. İsmet İnönü de muhteşem bir başarıyla ben neler söylüyorum ya. Bugün sen ne oldu bugün sonuçta? İnönü başarısı. Seküler bir tarihçi oldun sen. Seni İsmet, yolladık Sinan Meydan mı geldi bugün abi? <laughs> İsmet İnönü'nün tek başarısı ne? Bizi ikinci dünya savaşına sokmamış olması. Bu kadar. Ben bunu en baştan beri söylüyorum. Başka hiçbir başarısı yoktur. Muhteşem bir siyasi diplomatik bir oyunla Ruslarla ve Almanlarla yaptığı görüşmeler sonucunda Osmanlı'yı savaşa sokmadı ve her iki devlet idare etti. Gücün yok tamam mı? Reşekemiyorsun. <laughs> Karşında Mike Tyson var. Seni bir yumrukta dövebilir. Dövüşmemek daha iyi. Dövüşmemen zaman kazanmak iyidir ya. İşte onu yaptı İnönü ve kazandı. John Mekka'ya 10 dolar yollamış. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz kardeşim. Var olasın eyvallah. Bu arada izleyicilerimiz birer beğeni atarsa, bunu evet. az hatırlattık. Birer beğeni atarsa daha fazla insan önüne çıkarız. Ayrıca bize maddi destek vermek isteyenler de süper chatten veya katıl üyesi olarak da maddi destekte bulunabilirler. Mustafa Öztürk demiş ki, Selamünaleyküm hocam ve Enes. Köprüleri anlatmayı düşünüyor musunuz? Biz Samsun'la hemşeriniz olarak çok güzel olacağını düşünüyorum demiş. Köprüler. Yani komple ya, bir videoda düşünmüyoruz. Yani Köprülü Mehmet Paşa'nın çok ciddi anlamda böyle 40 dakika 20 dakika sürecek bir programda anlatır mıyız bilmiyorum ki anlatır mıyız. Ya i̇leride belki elimizdeki konuları tükettikçe olabilir. Aha, öyle olabilir yani ileriki zamanlarda olabilir. Ya bu da yani bir yıl sonra da falan bahsediyor tabii. Vallahi. Ömer abi süperçitten demiş ki Ömer Karagöz. Selam iyi yayınlar Enes kardeşim ve Ahmet abi. Laf kılıçtan açılmışken. Topkapı'daki Hazreti Davut kılıcında yazan Hazreti Muhammed ismi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kılıç sahte mi yoksa bu isimler Arap alfabesiyle sonradan mı yazıldı? Vallahi bir şey söyleyeyim. Ee, Hazreti Davut kılıcında yazan Hazreti Muhammed ismi sonraki zamanlarda yazıldı. Ee, onu o kılıcın orijinalinde öyle bir yazı, öyle bir e, isim yok maalesef. Yani bu tamamen sonraki zamanlarda Mukaddes emanetler kısmına geçtikten sonra bizimkilerin yapmış olduğu şeydir. Örneğin yasana Hazreti Osman'ın kılıcında kayı damgası. Biliyor musun? Yok. Hazreti Osman'ın kılıcında kayı da, da, kayı damgası var. Bu mu abi? Kılıç. Evet. Bak bir. Değil. Şu. Bu. Evet evet. Kayı damgası var. Kılıcın kabzasını mı çekmişler? Hemen koyayım herkes görsün. Uh, çok büyük bir fotoğrafmış. Neyse birazdan eklerim. Diğer soruya geçeyim abi. E, Ali K. 4 Euro yollamış. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Sinan Güngör. Selamun Aleyküm Ahmet Hocam ve Enes Kardeşim. Aleyküm Selam sevgili kardeşim. Var olasın. AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayı. Çok kötü açıklamaları vardı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a mahkemeden beraat kararı vermesine rağmen şikirci dedi. Bu durum partisine zarar vermez mi? Buradaki vermez olur mu? Acayip verir. Yani buradaki, Trabzon'daki AK Partilileri soğutur mesela. Ve buradaki asıl sıkıntı ne biliyor musun? Fenerbahçe'ye yapılan şike kumpası zamanındaki olayları FETÖ'nün yaptığı, hakimlerin FETÖ'cü olduğu açık açık ortadayken evet. Trabzonlu belediye başkanı bu ülke en büyük darbeyi vurmuş terör örgütlerinden biri olan FETÖ'nün yaptığı şike kumpasını kabul etti. Yani... Evet bildiğin aynı yolda yürüyorsun. Ya futbol konusunda yani. ben biraz uzak. Olay futboldan ziyade FETÖ'nün düzenlediği bir şeye sırf e, olduğu taraftan kaynaklı kabul etti. Yani aynı Eyvallah. yolda yürümek bu. Aynı Eyvallah. şeyde ben bugün PKK'nın yaptığı bir şeyi savunursam PKK ile aynı yolda yürümüş olmuyor muyum? Tabii ki öyle. O zaman bu da FETÖ ile aynı yolda yürümektir. Evet. Türkmenoğlu demiş ki abim bir aya memlekete gidip Merve'de bir süre kalacağım inşallah. Dandanakan'dan görüntü çekmek istiyorum. Sizin oh, oh, oh. istediğiniz bir şey var mı? Kardeş bulabildiğim bütün Taşların fotoğrafını çek, meydanı çek. Dandanaka Savaşı'nın yapıldığı meydanı çek. Bize bol bol fotoğraf gö gönder kardeşim. Şimdi sen bunu koydun mu? Yok koyamadım şimdi koyacağım. Hazreti Osman'ın kılıcını şimdi görüyorsunuz. Göreceksiniz. Topkapı Sarayı'nda seman Bu Gebze'deki çakma emanetler değil ama bu gerçek. Topkapı Sarayı'ndaki Hazreti Osman'ın kılıcının ...kabzasında... Fotoğraf biraz sorunlu, da onu düzeltmeye çalışıyorum. Öyle mi? Hı -hı. O yüzden koyamadım. Şu altta bir tane daha var. Heh. Kabzasında bulunan... ...bir görüntü. Bu da... ...Halil İnalcı'nın iddiasını yalanlıyor. Osmanlı'da kayı yok deniyordu diye. Bak kayı damgası vurmuşlar. Ee, Osmanlı... ...kayıdır ve kayı damgasını... ...Hazreti Osman'ın... ...kılıcının kabza kısmına... E, ...mukaddes emanetler... ...bize geçince... Koymuşlar şu an Hazreti Osman'ın kılıcını görüyorsunuz. Ahmet abi, Kemalizm kitabı hakkında ne düşünüyorsun? Ee, var mı böyle bir kitap? Kemalizm var. var. CHP'nin günah galerisi ve Kemalizm ve Kemalizm. Ee, bir dakika dur, bir dakika. Şeref Aykut'un kitabı. Bir dakika dur. Hakimin Kemalizmi. Ben bir anlık dalgınlık dalga. Kemalizm diye bir kitap direkt, direkt Kemalizm. Tamam. Adı ne? Ben Şeref bunu okumadım. Yazmış. Okumadım ben bunu. Ben Abdurrahman Dilpakin'i okudum. Bir de Tekin Alp'in Kemalizm'i okudum. Mois Cohen Tekin Alp Mustafa Kemal Paşa'nın hocasıdır. Adı hmm. Tekin Alp. Tekin Alp nasıl bir isim? Güzel. Türkçe. Böyle Tekin Alp. Tekin Alp adı. O böyle paketini sıyır arkasından böyle buram buram Yahudi Mois Cohen çıkıyor. Yosi e de benziyor ismi. <laughs> yani senin dediğin şey var ya evet. işte Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk öldü yerine Yosi Koyen diyor ya sen. Ben diyorum değil mi onu? Evet sen Salan Salah'ın teki şimdi alacak onu koyacak öyle. Gerçek zannedecek değil Evet mi gerçek abi? zannedecek evet. Kadir abi demiş ki süper chatten hocam 1945'te ABD yanında 2. Dünya Savaşı'na girdik. Ben yanlış mı biliyorum Almanya ve Japonya karşı. Ya savaş bittikten sonra <laughs> bakın biz de varız biz de sizin tarafınızdayız demek için. Evet. Usulen kağıt üzerinde savaşta bulunduk. Japonya teslim oldu, Almanya teslim oldu ama henüz savaş bitmedi. Savaşın bitmesine bir bir buçuk ay kala Osmanlı Devleti, şey, Türkiye Cumhuriyeti, Müttefik devletlerden yana, yani e, İngiltere, Fransa, Rusya, Amerika'dan tarafa, Müttefik kuvvetlerden, mihver kuvvetleri karşısında savaşa girdi. Ee, bu bak biz de varız sizinle beraber diyerek girdi. Ömer abi yayında mı hı hı. şu an? Evet, hep bize denk getiriyor Ömer abi. <laughs> sağ olsun. Bizden yarım saat önce girmiş gerçi. Biz ona biz ona denk getirmişiz. <laughs> evet. Ömer abi demiş ki Hazreti Davut Kılıcı'na sonradan yazıldıysa bunun bence dipnot olarak belirtilmeli. Çoğu kişi bunun Hazreti Davut döneminden beri yazılı olduğunu sanıyor. Müslüman'ın hoşuna giden bir durum olsa da gerçek neyse o açıkça belirtilmeli. Kardeşim doğru söylüyorsun Ömer Karagöz. Az evvel Hazreti Osman'ın da kılıcını gördük ya kabzasını, Topkapı Sarayı'ndan Mukaddes Emanetler kısmında bulunan Hazreti Osman'ın kabzasındaki kayı da sonradan yapıldı. E, bunun da şey olması gerekiyor, e, bunun da e, orada bir açıklamayla anlatılması gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Sizi takipten çıkıyorum. Bir daha da asla izlemem. Size Enes Fenerli taraftarları çağırsın. Kim o? Demiş Furkan Aksoy. Furkan'ım kardeşim. <laughs> özür, özür dileriz abi. Trabzonlular Fenerli'de oynuyor. Furkan Aksoy ya ben takım tutmuyorum yani. Yok Fenerli'yim diyorsun. Enes mi var yani? Ben takım tutmuyorum. Hatta şunu söylüyorum. Fenerbahçe'nin karşısında kim varsa ondan yanayım. Ali Koç gidene kadar diyorum. En azından benden dolayı çıkma kardeşim. Kal yani. Ben varım burada ya. <laughs> Moskova'da ticaret merkezine silahlı saldırı gerçekleşmiş. Do bilmem kim yaptı bakmak lazım. Eee <laughs> selamünaleyküm Ahmet abi ve Enes kardeşim. Bursa'dan selamlar, saygılar. Aleyküm selam sevgili kardeşim hoş geldin. 31 Mart seçimlerinde sandık görevlisi olarak görevlendirmişim. E, koyu reisçiyim ama herhangi bir parti bir üyeliğim yok. Bu nasıl olabiliyor? <laughs> adını adını muhtemelen arkadaşlarından biri sandık sorumluları eksikliği vardır. Senin de adını oraya vermişlerdir kardeşim. Hangi ildesin, hangi ilçedesin onu da öğrenmek isterim tabi. Biri Çemberli Taş Türk Ocağı'na gitmiş herhalde. Çay fena değil. Evet. Ay güzel güzel. Fena Çay değil, çok değil ya. Güzel. Çay güzel. Hele gözlemesi Mustafa abi var ya bir evet. gözleme yapıyor. Mustafa abiye selam söylese sana bir gözleme yapsın kendi eliyle. Bir daha gözleme yap. Başka yerde yemeyeceksin orada yiyeceksin. Ben bir gün gittim abi işte bunun 3-4 ay önce. 90 lira olmuş bu arada. Çok ucuz. Orada o, o, o gözleme için çok Evet. Uyuz. Gittim bir gün, işte çalışacağım bilgisayar yanımda İstanbul'a kalmıştım. 2-3 ay önce taşındıktan sonra oldu bu olay. Abi gittim, girdim şey Türk ocağına oturdum, bir tane şey, iki tane gözleme söyledim. Gel gözleme yedim, tamam mı? Doydum, harbi tıka basa doydum. Ama bir İkinci daha gözleme geldi o sıra. Bir gözleme ile doysan bile gözün doymuyor bir tane daha. Hayır, istiyoruz. ben iki tane söyledim. Gelen ikisi iki, iki gözleme sandım. Bir, bir tane gözlemesi bile o kadar büyük ki. Ha anladım. Damlaya kandan resimleri nereye gönderebilirim demiş Türkmenoğlu. Kardeş. Ben mail adresimiz var oraya yollayabilirsin. Evet yani bana gönder. E, Enes'e gönder. Direkt maili atsın. Baya yüzden. İstiyorum o resimler onlar iyidir. Rusya'da terör saldırılarında 40 kişi öldü. Yüzden fazla kişi yaralanmış. Mahinet. Doğrudur yani. Bazı olayda. Bir savaş ülkesi. Ukrayna savaşıyor. Her şey mümkündür Rusya'da. İlim Yayma demiş ki Süper Chat'ten 2. Abdülhamit'in ses kaydı var mı günümüze? Yok. 2. Abdülhamit Han'ın mesela şurada böyle kan akan bir görüntüsü var. Sanki dayak yemiş de buradan kan akıyor gibi. Ee, o da 2. Abdülhamit e değil. O da bir tiyatrodan piyesten alıntıdır ee, 1930'lu yıllarda. Abdülhamit Han'ın ses kaydı yoktur. Görüntüleri de e şu. Şunu koysana. Hı. Evet bu. Ha gözü kanıyormuş gibi. Tabii tabii bu sahtedir. Bu bir tiyatrodur bu arada. Tiyatrodan bir, bir görüntüdür. Abdülhamit Han'a tiyatro oynamışlar. Yani. Evet 1930'lu yıllar bu tiyatro bu arada. Ee, sanki gözü kanıyor gibi. Bu da Abdülhamit Han değildir. Çok benzetmişler. Bu arada yani. size bir bitiyor. Abdülhamit Han'ın objektiflere bakarak fotoğraf çektirme, çekmesi yoktur. E, fotoğraflar ne? Böyle, o. ben şu an bakıyorum? Bana. Heh. Böyle fotoğrafçıya bakan fotoğraf görürsen bil ki çakma. Aa. Abdülhamit Han. O hep kullandığımız fotoğraf çakma o zaman. Bak şimdi göster. Şu fotoğraf. O zaten çizim görüyorsun. Yani şey, evet, Bak şimdi. Sorayım. Mesela bu, bu şey padişahlığı zaman değil, bu Şehzadeli zamanı. Tamam bu bu gerçek. Bir dakika. Şunların Bak hiç mesela. Tıklayamadım ya. Bak şu var ya koy onu. Hı. Bak aslında hep böyle yandan kenardan çekilmiş. Şuna bak. O da e, ge, bu da gerçek. Bak bakmıyor. Abdülhamit Han çok az yani hiç yok demeyelim. 3-5 tane var objektife bakarak poz verdiği. Onun dışında pek de fazla hep böyle pozü, Evet. Arabadayken çekmişler evet, zaten. Yandan görüntüleri vardır Abdülhamit Han'ın. Merhum. Allah rahmet eylesin. Yiğit Mert. Hocam 80'den günümüze yakın tarih belgeseli yapsanız iyi olmaz mı? Eşref Bitlis, Turgut Özal, Asala, FETÖ Deve Devalüasyon ve benzersinin anlatımında iyi olur. İleride belki yaparız ama şu anda öyle bir dönüp de belgesel yapacak şeyimiz var mı? Yok, vaktimiz Teknik yok. Teknik imkanımız da yoktur sanırım. Çünkü ayak kalkmak lazım, onları konuşmak lazım, arkadan görüntü vermek lazım vesaire. Ya hadi onları bir şekilde halledilir de, şey yok yani. Vakit şu an Evet. o dediğin olay bu belgeseli hazırlamak kurgusu çok ciddi bir olay. Kurgusu ciddi sadece olay. iki hafta falan evet. sürecek bir iş. Ya yani hem bunu yapıp hem bunu olmak olmaz. Hocam Mahmut Şevket Paşa'nın ses kaydı gerçek mi? Çok gerçek. Ee, 31 Mart olayının başındaki iki ordudan birinin komutanı olan Mahmut Şevket Paşa. Emir subayı, kurmay başkanı Enver Bey'dir. Diğer komutan da Hüsnü Paşa'dır. Onun da kurmay başkanı, ordusunun kurmay başkanı Mustafa Kemal Paşa'dır. Mahmut Şevket Paşa, Mustafa Kemal Bey'dir. Mahmut Şevket Paşa Bakırköy Bakırköy'de bir tepeye çıkmış yoldaşlar diye başlayan acayip etkileyici bir ses tonu var ama. Acayip etkileyici ses tonu. Öyle bir konuşmayla yüz binlerce vermiş olduğumuz şu kanı pahasına ezberlemişim artık. Köhne Bizans'ın o yıldız burcunda tüneyen yarasa, kan emici vampir Abdülhamit'ten bahsediyor. E, o ses kaydı doğrudur. Gemini Bart. 21 Ekim 1935 mitinginde. Ifade, mitingindeki ifadeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Kültür Bakanlığı geçen sene yayınladı videoyu sitesinde. Bir bakayım mı neymiş o? Ben 21 Ekim 35. 1935 21 Ekim 1935 miting. Bil, Bilmiyorum bakayım. Bir şey düşünmüyormuş demek ki. Düşünmüyorum. Ee, Atatürk'e suikast teşebbüsü sonrakisindeki miting abi. Yani evet. görüntüleri açıp izlememiz lazım. Şu anda da mümkün değil maalesef. Evet, evet. Mehmet Akkül demiş ki bu seneki seçimler diğer seçime göre farklı. Refah ile Zafer Parti kendini gösterme ve kanıtlama seçimi gibi. Bir de sence AK Parti ile CHP seçimi değil gibi. Yani bu çok fazla sürprizlere gebe. Zaten yeniden rafan garanti bence 2-3 ilçesi var yani. Ki büyük başarılı evet. ilk şey, genel seçiminde. E, sanki CHP ile AK Parti arasında bir seçim yapılıyor gibi. Neden? Hı. Çünkü Türkiye neye kitlendi? İmamoğlu Mansur evet. İmamoğlu Murat Kurum İzmir'de Mansur Hamza'da Yavaş, Cumhur Altınok, Hamza Dağ bir de CHP'nin işte adını bilmediğim CHP'lerin adını bilmediğim bunlara yükleniyor. Biz bunları biliyoruz. Halbuki Türkiye'de 900'den fazla ilçe var. 81 tane il var. Yeniden Refah ve gençlerde Zafer Partisi patlama yapabilir. Yani zafer katılıyorum zaferin alacağı da zafer olur. sevmiyor olmakla beraber objektif olmam lazım ya yani ne işe yapar hiçbir şey almaz diyemem zaferin ciddi bir oy oranı var çünkü bu ülkede 18 yaşında kaç tane genç varsa yarısından çoğu zafer aşı evet, zafer ben diyorum ya ülkede zafer partisinin demiyorum bunu ama gençlerde artık faşistlik değil bir de nazizme e, varacak seviyede bir ırkçılık var zafer de bunu kaşıyor oradan gelebilir Yeniden refahta bir sürpriz olabilir. Yani seçim dört parti arasında gider gelir. AK Parti HDP yani de var bu arada. O tabi doğuda. Cumhur İttifakı, MHP de var niye şimdi. Mersin'de içinde. de alacaklar. Ha doğru ama orada CHP yok mu? CHP, CHP çekildi işte, CHP CHP destekliyor. Tamam. Olsun niye kendi evet. çekildi. Yani sürprizlere gibi bir seçim diyelim. <laughs> Ee, hocam Hüdapar hakkında düşünceleriniz nelerdir? Atılan iftiralar gerçek mi? Ee, Hizbullah olayı. Ben hemen e, söyleyeyim. Doğudaki cinayetleri. Hizbullah dediğin şey Türkiye'nin terör örgütü değildir. Hizbullah? Ama Türkiye'de de terör eylemleri yapmadı mı? 90'lı yıllar bitti. Şimdi biz Şimdi geçmişte PKK bundan 15 sene sonra bıraksa bugün silah bıraksa terör örgütü demeyecek miyiz? Silah bıraktı. Evet bugün biri çıktı. Türkiye'den çekildi. 30 yılda Türkiye'de eylem yapmadı. O zaman gel konuşalım. Silah bıraktı. Türkiye'den çekildi. Türkiye'de hiçbir birimi kalmadı. Lübnan çalışıyor. Beyrut çalışıyor. İsrail çalışıyor. Tamam mı? Türkiye'yi tehdit oluşturmuyor. 30 yıl sonra gel konuşalım. Hizbullah bugün o durumda. Hizbullah'ın yeri yok. Hizbullah Türkiye'ye ait bir şey değil. Hüseyin Velioğluydu Beykoz'da. Yazsana Hüseyin Velioğlu, oğlu. Bakayım Hizbullah başkanı mı çıkıyor. Doğru mu hatırlıyorum? 90'lı yıllar. Bu Hizbullah. Hizbullah'ın evet, kurucusu tamam. olan İslamcı evet. demiş. Tamam. Hüseyin Velioğlu. Doğru hatırlıyorum. Bitti. Anladın mı dediğimi? PKK buradan çıkar. Silah bırakır. Türkiye'deki bütün birimlerini bak bir kişi bile bırakmayacak. Herkesi çıkartır. 30 yılda eylem yapmaz Türkiye'de. O zaman gel konuşalım. Bugün değil ama. Ben kabul etmiyorum ya gene. Yani ben o o kadar kolay terör örgütü. Ya Amerika niye affetmiyor? Almanya bak bugün 90'larda ben affetmekten ne? bahsetmiyorum ki. Hizbullah diye örgüt kalmadı. Yani kendi kafamızdan örgüt uydurmamız gerekiyor. Örgüt yok yok. Örgüt geçmişte vardı. Bugün yok. Bugün var olmayan bir şey üzerine nasıl konuşacağız? Devam. Ben katılamıyorum sana. Ali K. 3.5 euro yollamış. Çok teşekkür ederim. Var desteği. ol kardeşim. Eyvallah. Sağ olasın. Destini ülkeyi sosyal medyadan ibaret sanan Zafer'i sever demiş. Bak bir şey söyleyeyim. Bence Destini, çok doğru değil bu. Destini. Senin bu söylediğin aslında doğru. Yani aslında doğru. Sosyal medyadan CHD e, kazanmıştı. beslenenler. Sosyal medyaya bakıyorsun. Zafer'in çok ciddi bir sosyal medyası var. Ümit Özdağ troll gibi çalışıyor resmen. Ümit Özdağ. Ve bunu bir dakika sıfır bütçeyle kendi başına yapabiliyor. AK Bak, Parti'nin bu, bu, bu ve CHP'nin milyon dolarla kıtarak yapamadığı adam bir Passat bir de Tespi evet. koleksiyonu satarak Bak, yaptı. Bu bir başarı. Öyle. Bu başarı oya dönüşür. Ha. Oy verenlerin neye oy verdiğini biz oy verenlere saygı duymak zorundayız. Öyle. Yani HDP dışında herkese kademe saygı duyabiliyorum. Duyabilirim yani. Konuşabilirim de. HDP ile konuşmayı, HDP'lilerle konuşmaya tahammülüm yok. Yani üzgünüm, özür dilerim. HDP'lilerle konuşmaya... Ben üzgün değilim mesela yani bu konuda hiç. Özür tahammülüm yok benim. Yani ben onun edeceği bir kelimeyi dinlemek bile bana zul gelir. <laughs> ee, hocam geçenlerde Gebze Meydan Instagram sayfasında anket yaptı ve İyi Parti adayı önde sonuçlandı. Evet. Sosyal medya işte. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla bir böyle. şey söyleyeyim. Ma yani orada %20 küsür. Bak şundan bahsediyor. Bir de hangi AK Partili emekli şimdi... Gebze'yi mesela aldıracak nesil 140 yaşın üzeri. Yani kim aktif Instagram kullanıyor ki böyle gençler kadar. Bir de oy verenlerin büyük bir kısmı da 18 yaşından küçük. Benim kuzenim vardı işte. Yengemle tartışıyorlardı. Şey, evet. Şey, teyzemle tartışıyorlardı. Teyzem şey diyor zaten 18'den küçüksün ben sen niye tartışıyorum ki Ma <laughs> <laughs> şey sosyal medyadan ibaret değil seçimler. Sosyal medyadan ibaret olsaydı C CHP %60 ile geliyordu. Evet. Eren Erdem demişti ya Eren Erdem. Folo kutusunu koyduk. Yüzde 48 aldı. Evet. Yok, yüzde 48 mi aldı? 48 aldı dedi. Kemal Kılıçdaroğlu kaç aldı? 47,5. <laughs> <laughs> Hocam Macar Büyük Dükalığı'nın kurucusu Arpat hakkında bilginiz var mı? Ee, Arpat Atilla'dan önce şimdi iki tane millet var orada. Tek millet var. İki tane boy var. Bir Hun Türkleri var. İki, Macar Türkleri var. Mesela Avrupa Hungary, Hungary, Hun toprakları derken biz Macaristan diyoruz. Anladın mı? İki Türk boyu var. Biri Hunlar, biri Macarlar. Biz Macaristan diyoruz. Avrupa Hun. Hungary. Hungary yani şey. Hun toprakları diyor. İkisinin arasındaki fark bu. Arpat çok büyük bir komutan. Çok büyük bir devlet kurucusu. Avrupa'nın göbeğinde resmen Macar devleti kurdu, o bir koloni oluşturdu ve bölgeye hakim oldu. Arpat'ın oluşturmuş olduğu bu yapı Atilla ile birlikte filizlendi ve Avrupa'nın tamamına hakim olur gibi bir hale büründü. kepıta içer Mustafa abi demiş. Ki. Hoş geldin kardeşim Hoş geldin Mustafa. Abi. Aleyküm. Aleykümselam. Selam, aleyküm, selam kardeş. 19 seçimlerinde Çatalca'da CHP adayı hastanede kanser tedavisi görmesine rağmen yani seçim çalışması evet. yapamamış bundan kaynaklı. AK Parti MHP ile ittifak yaparak ancak 2000 oy farkla kazanabildi. 5 yılda şov yaptı, refaha rağmen %60 alması bekleniyor. Refaha rağmen diyor. Vay, çok iyi. Yani zaten şey, yani ben iyi belediye başkanlarının ee, seçmen gözünde parti şey böyle partisin çok önemli olduğunu düşünmüyorum. İşte Güngören Belediye Başkanı, Başakşehir evet. Belediye Başkanı. Ben Güngören'de oturan, Güngörenli vatandaşlarla gezi yapıyorum. Yolda da konuşuyorum. Gün görenli bir hanımla konuştum. Dedi ki imam olma vereceğim dedi. Gün görenli kime vereceğim? Gün gören kadın? bak kadın gün görenli başörtülü bir kadın. Başörtülü bir kadın. İmam oluna vereceğim dedi. Enteresan bir profil. Niye abla dedim? Dedi ki fazla üstüne gidiyorlar mağdur dedi. Haklı bu arada o Şimdi kalırdı. ben seninle sabaha kadar polime girelim. Ama orada benim işimle gezdiğim yerin rehberliğini yapmak. Hı hı. Siyaset bir yerden bir yere giderken siyaset yapmıyoruz. Kime vereceksin muhabbeti yapıyoruz ablalarla. Dedik kime vereceğim. Ben orada bırakırım mevzuyu. Bir tek cümle daha kurmam. işim mi değil o benim. O benim görürüm. Benim görürüm rehberlik yapmak. Sohbetten öteye gitmem. Kadın dedik kime vereceğim. Peki abla dedim. Dedim ki peki Güngören'deki kime vereceksin? Dedi ki kesinlikle günün başına vereceğim. Dedim. İnsanlarda böyle bir, böyle bir, durum var. İlçe ve il ayrımı oldu. Enteresan bir şey yani. Ama şey o konuda mesela bende de var abi. Evet. şey, şey Eyüp'te AK Parti belediye başkan adayının karşısında kim varsa ona vereceğim. Ama İstanbul'da da kuruma vereceğim. Eyvallah. <laughs> Mehmet Akgül, hocam Erbakan konuşması pasif. Ama Ümit Özdağ ateşli. Konuşma, konuşmaya sahip. Bunu Özda afiş reklam yapmadan yapıyor. Sıfır bütçe ile bu da başarı e, Evet az evvel dediği gibi Fatih Erbakan'ın çok zayıf okudu. Bu arada İstanbul'da Tayyip Erdoğan'ın aynı gün e, miting yapacakmış Fatih Erbakan. Ha biliyorum. Bugün okudum. Fatih Erbakan'ın Necmettin Erbakan'ın soy ismini taşımaktan başka tek bir özelliği dahi yok. İhtiyarlar gibi yürüyor. Rol yapıyor herhalde muhtemelen. Çünkü o yaşta öyle yürünmez. İhtiyarlar gibi yürüyor. Böyle 70 yaşında insanlar gibi davranıyor. Babasını taklit ediyor sanırım. Ee, böyle yürüyor ya. Evet ya. Bir de yürüyor. arkasında adam yani genç bir adam sonuçta. Sendeki Senden küçük. Mi? Genç bir adam yaş taklidi yapıyor ve arkasına böyle şey müzikler koyuyorlar böyle evet. getireceğim. Neyi de Niye bir de hani bu ülkenin insanı yaşlı sevmiyor ki? Evet. Tayyip Erdoğan. Aynen öyle. Çok. 10 sene önceki insan seviyor. 10 sene önceki fotoğrafıyla seçime girdi Tayyip evet. Erdoğan. Ee, Fatih Erbakan'ın soy isminin Erbakan olmasından öte herhangi bir başarısı yok. Bu noktada İyi muhalefet yapıyor. Bu noktada Meral Akşener çok başarılı. Ümit Özda çok başarılı. Devlet Bahçeli çok başarılı. Recep Tayyip Erdoğan çok başarılı. Neden? Neden? Sıfırdan aldılar götürdüler. Kendi karizmalarıyla. İyi Parti sonuçta MHP tabanını aldı. Fark eder mi? Meral Akşener'in Akşener diye bir tanıdığı kurulmuş, yok. Kurulmuş bir parti anlamında. Kendi yok. liderliğini aldı. Fatih Erbakan liderliği Erbakan'dan dolayı aldı. Soy ismi Erbakan değil de evet. Fatih Sanlı olsaydı kim verirdi ona parti başkanlığını? Hermezli tabii kimse. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Kadir abi demiş ki Süper Chat'den, konferanslarda ve konuşmasında büyüleyen az kişi var sizin gibi. Eyvallah kardeş Allah razı olsun var olasın. Siyasette çok başarılı olurdunuz eminim. Benim oy hazırda bekliyor size demiş. <laughs> Teşekkür ediyorum kardeşim. Siyasete girersem ki bu AK Parti olur siyasete girdiğim zaman bilginiz olsun. E, o zaman sana başvururum kardeşim. <laughs> Ozan Erdoğan 10 Ahmet Hanım alıyor 70 110 lira yollamış. Allah razı edersin. olsun var olasın eyvallah. Cuma Ali Işıkçı Antalya'da sürprizlere gebe demiş. E, Antalya'da AK Parti tarafında sürprizlere gebe Öyle olduğu mi? söylenmekte evet. Antalya şu an kimde? CHP'de mi? CHP'de. Kerim Burkucu. Merhaba hocam ve Enes. Merhaba kardeşim. Tarih yapmaktan tarih yazama, yazmamışız demiştim YouTube'da. Karşılı, bana Kerim abi şey yazmıştı. Tarih yapmaktan tarih yazmamışız. Peki yazsaydık ne olurdu videosu çeker evet. misiniz dedi. Ben de YouTube'da pek bir karşılığı yok bunun o yüzden yapmayız dedim. Ee, YouTube'da karşılığı ne demek olmuyor bilemedim açıklar mısınız demiş. Yani Sen açıkla. Ben açıklayayım İzlenmez abi. Yani biz de sonuç olarak burada hep diyoruz hani burada evet. Hep evet. beraberiz samimiyiz. Evet. Biz samimi konuşuyoruz diğer youtuberlar gibi hani bizle aynı evet. seviyede, seviyede derken aynı konumda olan youtuberların aksine şey yapmıyoruz işte Ahmet hocam diye gelmiyor hatta bana ilk yayınlar çıktığımızda niye abi diyorsun hocam mi Hani onu yapmıyoruz ama en nihayetinde işin en sonunda burası bizim ekmek yediğimiz yer. Evet. Bundan kaynaklı da bazen işte bana kızıyorlar süper chat okuyorsun adam ama süper chatten yazmış hani bir maddi destek olarak yazdığı için bir önceliği oluyor doğal olarak orada okumam evet. gerekiyor işte. Video yaparken izlenmeyecek bir video yap. Ramazan dışında işte Ramazan'da kenara koyduk. İzlenmese de biraz da İslam tarihi ve dini konular konuşmaya çaba gösteriyoruz. Yani anlatmak istediğim bu. Doğal olarak bizde de burada çok da maddi karşılığı olmayan işlere maalesef giremiyoruz. Çünkü emek harcıyoruz, çok fazla şey harcıyoruz. İşin sonunda elimiz boş kalmaması evet. gerekiyor biraz da. Sana kızmış ha Melisa. Ne diye? Bak. Bırakmıyorsun ki adam samimi konuşsun. Tam ağzını açıyor aman abi dur bilmem ne. Az önce birilerine sen birilerine hakaret edecek. <laughs> Serdar Ali Çeliker. Bak, Direkt küfür edecek. Serdar Ali Çeliker. Türk futbolunun şu andaki en fenomen yorumcusu. Evet. En fenomeni bak. Bir üstü daha yoktu adam. Şey yani. Vole diye bir YouTube kanalı var. Adamların her videosu salım 100 bin izleniyor. Serdar Ali çıkınca 300-400 bin izleniyor. Öyle bir adam. Yorumları Fenerbahçe bile bu adama itafen bir futbolcu skorer değil dedi. Skorer diye çocuk futbolcunun fotoğrafını paylaştı falan. Böyle bir adam bir hakeme aynı dediğin cümleyi kurduğu için Vole'den tık diye kovdular. Trendio sponsorluğunu bitirdi. Rütük Vole'nin lisanslarını iptal etti vesaire bizim vesaire. Bizim sponsorluk biter mi? Bizimki ya yani Mustafa bile bizim gönül bağımız var abi. <laughs> Eyvallah. Ama Rütük bile işin içine el attı. Yani o yüzden Evet. Or orada bir durdurmam gerekti seni abi. Levent Özgül hocam HDP'yi dinlemeye tahammülün yok, yok öyle mi? Eğer yeni bir açılım başlarsa bu sözünü unutma lütfen. Gözünü seveyim. Samimi ol. Seni seviyorum açıldığı zaman. Levent kardeşim Şazdan bir dakika. Eğer yeni bir açılım başlarsa Emirle iddiaya girdiler. Zafer Partisi'ne oy verecek. Levent kardeşim açılım olursa AK Parti ile HDP yanaşırsa AK Parti ile HDP HDP ile CHP gibi gizliden gizliye kapı arkalarında öpüşürlerse Hatırlat bana Levent'im. İbrahim Sabri Yazıcı: Hocam, davulcuların artık kaldırmaları gerek gerekmiyor. Çocuklar uyuyor ve davulcu geçince uyanıyor ve benden bunun için bahşiş istiyor. Sizce kalkması gerekiyor mu artık davulcu şeyini? Vallahi ben bu konuda tepki a, tepki almak pahasına fikrimi yıllar evvel söylemiştim. Bence de kalkması ee, gerekiyor. kalkması gerekiyor. Bak bu var kardeş. Ben bunu kuruyorum. Ya kimse de davulla da uyanmıyordur artık abi. E tabii ya. yani davul Hakikaten gümbür gümbür. Bir de şey çocuk, çocuk uyanıyor. Gerek yok. Bak telefon var. Açıyorum ve bitiyor. E, tıpkı muhtarlık gibi. Muhtarlık kalkması, kalkması gerek ya. Yani. Muhtarlık kurumu gibi davulculuk kurumunda kalkması gerekiyor bence. Bir de abi hani e, artık rastgele insanlar hep, hep böyle ben bildim bile rastgele insanlar yapıyor. Dan dun vuruyor sırayla. Hiçbir evet. herhangi bir evet. şey. Hani bir ritmi Maniler biliyorum. yok. Mani geçtiği yok. yok. Eskiden yine böyle bir ritimle vururlardı. Şimdi vuruyor. 30 saniye sonra tekrar vuruyor. Böyle geziyorlar. Bilal Adanır abi demiş ki selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam selamış. sevgili kardeşim. Var Hayırlı olur. yayınlar. Bugün de kızlarımızla beraber izliyoruz demiş. Kızlarımızı öpüyorum gözlerinden. Abi neticede bir kültür değil mi bu? Ramazan kültürü. Kültürü yaşatmak için kalıyor olabilir. Burak demiş. Ee, ama işte İstanbul veya büyük şehirlerin merkezleri, caddeleri buna müsait değil. Caddeden yürüyorsun. sokaklardan yürüyorsun. Ya bu kültür ama bilenler tarafına olması gerekiyor. Yani gürültü yapıyorlar. ya dan 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 vura vura gidiyorlar. Davulcu yavaş yavaş gider. Maniler söyleyerek bir ritim tutturur. Belki de yanında biri vardır. Şiirler ve şarkılar, türküler söyleyerek gider. Osmanlı kültürü yozlaşmış bir biçimde davulcu olarak devam ediyor. Bugün o kötü yani. Selçuk Sözün abi 5 Ahmet Anapalı üyeliği etmiş. Çok Var ol edersin. kardeşim Allah razı olsun. Hocam Ecevit ile Vahdettin'in bağlantısı nedir? Ee, kim soruyor? Mustafa Toprak. Mustafa kardeşim. Bülent Ecevit Sultan Vahdettin'in büyük kızı Ulviye Sultan'ın kocası İsmail Hakkı Oktay'ın Ulviye Sultan'dan boşandıktan sonra 3 Mart 1924 tarihinde Ulviye Sultan 431 sayılı kanunla bu ülkeden gönderildikten sonra boşandılar. İsmail Hakkı Bey Ankara'ya gitti. Ulviye Sultan babasının yanına İtalya Sanremo'ya gitti. Ee, İsmail Hakkı Oktay Ankara'da Ferhunde isminde bir hanımla evlendi. Ferhunde hanımın hanımla olmadı çocukları. Muhtemelen tıbbi bir problem vardı. Fakat Ferhunde hanımın kız kardeşi evlendiğinde hemen çocuğu oldu. İsmail Hakkı Oktay hanımının kardeşi Baldızı'nın çocuğunu sahiplendi. Onu büyüttü, kucağında besledi, bildiği her şeyi anlattı. Sultan Vahdettin'in büyük kızı Ulviye Sultan'ın kocası İsmail Hakkı Oktay'ın, Ankara'da evlendiği Ferhunde Hanım'ın kız kardeşinin, İsmail Hakkı Oktay tarafından büyütülen çocuğunun adı Bülent Ecevit'tir. Bülent Ecevit doğrudan doğruya Sultan Vahdettin'in damadı tarafından büyütüldü ve milli mücadelenin en gergefli zamanlarını Sultan Vahdettin'in damadından öğrendi. Bu yüzden Çoban Sülü, Çoban Sülü, Süleyman Demirel Sultan Vahdettin haindir. Bu millet hain olarak bilmelidir derken İsmail şey, Bülent Ecevit Sultan Vahdettin hain değildir. Yapması gerekeni yaptı. Mustafa Kemal o görevlendirdi. Artık bu tabulardan vazgeçmemiz lazım demiştir. Biri şurada bir şey demişti onu arıyorum da. Bulamadım. Levent Özgül, hocam bu sözünden sonra seni eskisinden daha çok sevmeye başladım. Var Sen, ol kardeşim. AK Parti ve HDP işbirliği yaparsa Zafer oy vereceğim. Ya HDP'ye tahammülüm yok benim ya. Bu arada zafer e de Zafer Partili olduğu için değil, Zafer'i sevdiğinden değil. Emir'le iddiaya girdiler. <laughs> o yüzden. <laughs> ee, kardeş ben taraftayım ama objektifim. Benim tarafım her zaman ve daima AK Parti. Ancak yan... ben biat etmedim kardeş. Ben inandım. Bir dava var ve o davaya inandım. Benim biatım yok. O biatlılara sormak lazım. Ben taraflıyım ama objektifim. Osmanlı demiş ki hocam bundan sonra sana kasa diyeceğim. Eyvallah. Yani Akit TV'deki katliamların nedir hocam? Karşında duran tarihçiler yıkılıyor. Hocam aynı performansı bekliyoruz. Tarihçiler Kardeş o zaman geçtik. Şimdi yaşlandık. Biraz daha sakinleştik. Ama karşıma biri çıkarsa Celal Şengör'ü çağırdım. Gelmedi. Çıkarsa yine bir anlık yine o hale gelebilirim. <laughs> Yiğit Mert, hocam izlenebilir fikirler, nacizane iletiyorum. Hem de destek olmak amacıyla. Belgeselden kastım oydu. Bir de marifatname ve ha İbrahim Hakkı haz Hazretlerinden bahseder misin? Man İbrahim Hakkı Hazretleri 17. yüzyılda yaşayan e bir İslam alimidir. İslam alimlerinin bahsetmediği maddi özelliklerin manevi boyutlarından da bahseden Marifetnamesini yazmıştır. Benim lise yıllarında e, okuduğum bir kitaptır marifetname. İki cilttir bendeki marifetname. Bazılarında bir, bir cilt, orijinali iki cilttir. Mektubat-ı Rabbani, İmam-ı Rabbani'nin Mektubat-ı Rabbani, Mücel, Müceddidi Elfisani 2. yüzyılın, 2. bin yılın Müceddidi diye anlatılan Müceddidi Elfi Sani İmam Rabbani'nin mektubatı Rabbani'si de bende var. O da iki cilttir. Bunlar bir bütün olarak bakılması gerekir. Hocam bir programda Sultan Vahdettin'in genel Harrington'a gönderdiği sığınma mektubunun Refet Belen'in yazdığını söylemiştiniz. Bunun kaynağı nedir? Baki selam. E, Refet Belen'in yazdırdığını söylediğimde aslında ben kaynağı da söylemiştim ama Sanırım atladın kardeşim. Refet Bele bunun kaynağı. Yani doğrudan doğruya bunun kaynağı Refet Beledir. Kendi hatıralarında eli ayağı tutmayan, üzüntüden perişan olmuş Sultan Vahdettin, "Ben ne yazacağım?" diyor. Yani ne yazayım diyor. Diyor ki, "Tamam ben söyleyeyim sen yaz." Elini alıyor kalemi kağıdı. İşgal e, işgal orduları komutanı General Hamilton cenaplarına İstanbul'da hayatımı tehlikede gördüğümden dolayı bildiğim bugünkü şey gibi irtica başlıyor. Evet evet. Bir an evvel İngiliz devleti fehimanesine sığınıyorum ama benzeyen bir yazı yazıyor. Tam olarak böyle yani o o, o başvuru ben ezberledim. Tam olarak böyle yazıyor. Orada arada yani. iltica mı irtica mı? İltica. L ile. R dini bir kavram. İltica göç etmek, kaçmak demek. Peki. <laughs> Levent Özgül'ün az önceki mesajının devamını okumamışım özür diliyorum kendisinden. Senin Zafer Partisi'ne oy verdiğini görürsem 5 yıldan fazla yaşarım büyüksün hocam <laughs> Eyvallah. 5 yıl fazladan kardeş. yaşarım demiş pardon. <laughs> Ömer Karagöz ben davul çalan görmüyorum arabadan ses sisteminden davul sesi açıp geziyorlar. Kapıya para istemeye gelen olunca görüyorum ben davulu. <laughs> para toplamaları da kaldırılmalı istiyorsan belediye versin. Valla bu arada... Ben vermiyorum bu. denk gelirse vermeyeceğim. Bu gibi. arada Gebze'de davul ben çalan yok. Ok. Ben savura kalkmıyorum çünkü annemler diyor ki her gün. Bak ben çok geç yatıyorum Savurda yemek yiyemiyorum. Evet. Annemler her seferinde diyor ki savura kaldıralım mı kaldırmayın diyorum yatıyorum. Ha ben kalkıyorum su, su içiyorum yani su için kalkıyorum içip yatıyorum tekrar. İbrahim Bakırcı abi süper chatten yazmış demiş ki Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikram üzerinize olsun demiş. Çok teşekkür ederiz abi. Hem maddi desteği için hem de evet. e, iyi niyeti İbrahim için. İbrahim Bey çok teşekkür ederim. E, kesene bir bereket kardeşim. Var olasın. Allah razı olsun. Sağ olasın. Mustafa abi demiş ki süper chatten. Kepiteyi içer. Benim düşüncem birinci açılımda niyet halis olsa da sonuç iyi olmadı. İkinci açılım olursa bununla da ihanet olur. E, BBP varken gençlerin zaferi konuşması da ayrı üzücü. Büyük Birlik Partisi'nde bu hata Mustafa. Büyük Zayıf Birlik, kaldılar. Büyük Birlik bu boşluğu dolduramadı. Zafer o boşluğu doldurdu. Bu hata gençlere değil bir bence, de Ümit Özdağ gerçekten çabaladı abi yani. Bence, olduğu konumda olmak için çabaladı. Evet bu hata Büyük Birlik'te yani Zafer'de bir hata. Gençlerin de gözünde bir vaat, bir ümit vaat etmedi Büyük Birlik. Muhtemelen ondandır kardeşim. Yani Ümit Özdağ sadece bu Kamera karşılığında açık arttırmayla satması bile evet. partisi için büyük olay bence. Son 15 dakika bu arada. Bir şey demişler hocam bugün sahura kadar yayın yapsanıza. <laughs> Sadece güldü gördüğünüz gibi ben bir şey demiyorum. Benim vaktim var çünkü. Talip Demirel 2 euro yollamış. Kendisine çok teşekkür ederiz. Var ol kardeşim. Allah razı olsun. Mehmet Akif Ersoy'un cenazesi nasıl oldu anlatır mısınız? Bu ne yav sormuş. Bu ne yav ismi o. Bu, bu ne yav. 27 Aralık 1936 tarihinde Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanında hep üçüncü kat derler ama bence birinci katta. Çünkü nefes darlığı alan bir adama niye üçüncü kata atsınlar? Birinci kattaki odasında vefat etti. Ardından Ayhan Songar'ın İstanbul Cerrah, biraz detay bilgi vereyim size bu konuda. İstanbul Cerrah Paşa Tıp Fakültesi'nde psikoloji ve psikiyatri ana bilim dalını kuran Profesör Doktor Ayhan Songar'ın babası bir yüzbaşıydı o aralar. Bunu görünce hemen tabut aldılar, kefen aldılar, camiye götürdüler, yıkadılar vesaire. Ardından İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsünün kapısında bir taşın üstüne koydular ve taşın üstünde Mehmet Akif Ersoy yazıyordu. Sonra başka bir yere gitmek durumunda kaldı Songar'ın babası. Üniversiteden çıkan öğrenciler bir tabutu gördüler ve orada Mehmet Akif Ersoy yazınca bir anda ortalık karıştı. Bütün üniversite geldi. Herkes oraya girdi. Halka duyuruldu. Ortalık bir anda curcuna söylediğim şey abartı. Bak doğru değil. Abartıyorum. Çünkü anlaşılmak istiyorum. O kadar kalabalık bir ortam. O kadar kalabalık bir ortam vardı ki sonunda insanlar Beyazıt'tan Edirne Kapı'ya kadar hiçbir hiç kimse Öne doğru bir adım atmaksızın üstlerindeki tabutu önündekine vere vere tabut Beyazıt'tan Edirne Kapı'ya kadar gitti. Ve Mehmet Akif Ersoy'un cenaze törenine devlet memurlarının katılması yasak mıydı? Devlet tarafından yasaklandı. Niye? Çünkü Mehmet Akif muhalif bir adam. Sistemi beğenmeyen, sistemdeki insanlara karşı muhalif bir adam olduğu için katılımı yasaklandı. Ama halk Mehmet Akif'i hiç sahipsiz bırakmadı. Beyazıt'tan Edirne Kapı'ya bir insan seli bulunmaktaydı. Allah ruhuna rahmet etsin inşallah. Aydın abi demiş ki Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu gibi balondur. Bugün sevenler umarım yarın sövmez. Ben katılmıyorum buna. Şundan kaynaklı. Ben katılıyorum da... Aydın'ım. Yok, ne? Kılıçdaroğlu gibi olmak. Ümit Özdağ hakkında hangi menfi şeyi dersen ben katılırım ona. Ya şu... Şey... tarafın belirlediğim de. Tabii. <laughs> ne dersen kötü katılıyorsun. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir balonu hiç sevilmedi. 4 aylığına çok sevildi. Onun öncesinde Kılıçdaroğlu aday olduğunda sekülerler, CHP'liler hepsi isyan etmişti. Meral evet. şeyi dağıttı geldiye geri. Yani Kılıçdaroğlu anlamı 4 aylığına bir balonmuş şey iyi bir yöneticiymiş gibi evet. davrandı herkes. Evet. İlk seçimi kaybettiği gibi de zaten herkes tekrardan hakaretlere, carta curta evet. bağladılar. Evet. E Zafer tartışması olmuş. Hocam Sinan Oğan'a ne oldu demiş Yasemin Ergin Tez. Sinan Oğan kayboldu. Yani çok takip etmiyorum bilmiyorum. Bekir Sami Çetin Kaya Hocam Adnan Menderes 5816 kanunu neden çıkardı? Ee, İsmet İnönü'den daha çok Atatürkçüyüm. Atatürk bizimdir sizin değildir. Atatürk CHP'nin e, sahip çıktığı bir özdeğer değildir. Biz de Atatürk'e sahip çıkıyoruz diyerek hangimiz daha Atatürkçüyüz gazlamasının sonucunda... Adnan Menderes ee, 5810 sayılı kanunu çıkartarak çok büyük bir vebalin altına imza atmıştır maalesef. <laughs> Şuralardan bulalım. Hep aynı sorular var. Uzatalım mı yayını uzatmayalım mı? Sen soruyorum ben bu arada. Saat 20 geçiyor. Bir hadi gidelim bakalım. Akit TV'deki performansını Sinan Meydan karşısında görmek isteriz. Bilgi Kemalist pek yok maalesef. Programlarda da cahiller çıktı karşına. Aa, hep cahiller çıkmış karşına. Ya yapacak bir şey yok. Tarih mezunu insanlara cahil diyorsan yapacak bir şey yok yani. Genelde riyadan Allah'a sığınırım. Belgesiz konuşmadığım için, söylediğim sözler yalanlanamayacağı için genelde karşımdaki insanların ideolojik saplantılarını belgelerle çürüttüğümden dolayı karşımda bulunan insanlar genelde cahil gibi görünüyorlar. Aslında onlar kendi dünyalarında özgür ağırlıkları olan, konferanslar veren, çaplı insanlar. Fakat benim karşımda ideolojik söylemlerden öteye gitmedikleri için ee, cahil gibi görünüyorlar. Asla değiller. Capital HR Mustafa abi demiş ki Enes kardeşim haklısın para toplanmasını doğru bulmuyorum. Bizim zamanımızda davulcu kapıya şeker de un, şeker, tarhana verirdik. Şimdi verdiğimiz parayı beğenmiyorlar. Evet. Ya şimdi şey de var abi, davulcuyu ben hatırlıyorum. Eskiden 10 lira verirdin. Şimdi ne kadar veriyor? 10 lira verilmez. Ayıp. 10 lira vermek ayıp yani bence. Evet. Evet. <laughs> ee, hocam Allah aşkına özdağı konuk alın, konuşun şu sohbetteki şahıslar dinlesin. Emir, vallahi sana bir şey dedim. açabilirsek işte ya da işte bir yerde hani açamazsak da ben şey düşünüyorum. Birkaç kişi konuk getirip işte bir stüdyoda çektirip işte kiralık olsun veya işte bir abi vardı bize stüdyosu olan davet etmişti bizi. Onun yerinde olsun. Ee, düşünüyorum ileride şu Ramazan'ı atlatalım. Bir sürü farklı farklı planlarımız var. Evet. Yani çok yoğun olacağı bir döneme gireceğiz Ramazan'dan sonra. Ciddi anlamda. <laughs> Ondan sonra düşünüyorum ama seçimden sonra Özdağ yani seçimden önce sıçarsak bir şey ifade etmez. Çünkü genel seçim bu. Genel seçim değil. Ama Özdağ olsun. Onun dışında birkaç farklı isim olsun. Onların çoğunu çağırmayı düşünüyoruz. Farklı bir konsepte. Allah'ın izniyle inşallah. Acil bu başlığı neden attığınızı söyler misiniz diye bir istek gelmiş. Kim yani. o? Bu ne yav? Bu ne yav? Yayın başına ee, yayının izlemek... başına dön kardeşim izle. Yani çok mümkündür teknolojide. Orada böyle bir çizgi var beyaz. Başa aldığında ne demek istediğimi anlayabiliyorsun orada kardeşim. <laughs> Hocam sizce Mustafa Kemal annesinin cenazesine neden gitmedi? Ee, Mustafa Kemal Paşa e, Mustafa Kemal Paşa cenaze törenine geç kaldı, Duyduğunda geç kaldı. O anda başka işleri Nasıl? vardı. E, lafı geveliyorum farkında mısın? Evet. Şey mi, sıkıntılı bir şey mi? Evet bile. yani. Kulağımı söyle ben söyleyeyim. <laughs> Sen de sanki sana sıkıntı yok yani. Ben Kardeş bu konuyu konuşmayalım. Bunu şey gibi düşünelim. Latife Hanım'la Atatürk ilişkisi, annesiyle Atatürk ilişkisi, Kazım Karabekir'le Atatürk. Atatürk'ün sadece bana kanun kapsamında rahat rahat anlatabileceğim en ilişkisi var. Onun dışında herhangi bir ilişkiyi bana sormayın kardeşim. Ya, bu da sıkıntı olmaz herhalde abi ya. olur ya. olur ben istemiyorum. Sen artık yaşlandıkça kendini tam korumaya alıyorsun. Karakollara yani. gitmekten, ifade vermekten hakikaten yıldım yani. Karakolda gidip o böyle... Telsiz sesinin yanında ifade vermek var ya adam telsiz sıkıyor falan hocam çay şey ister misin diyor bir şeyler. O yazıyor. da alışmış herhalde seni. Evet görüyor. evet herkes tanıyor beni ya ya ben şeyde otururken İstanbul'da otururken kanal Çekmece'deydi... çekmece karakolu beni çağırıyordu yemin ediyorum ya çekmece karakolunda biz giderken avukatımla beraber arıyorduk başkomiseri komiseri var mı bir ihtiyaç. O da diyordu ki tavuk al, kanat al, et al. Bahçesinde mangal yapıyorduk biz polislerle. İfadem zaten ezber bir ifade vardı. Hemen onu hazırlıyorlardı. Ben imza atıp sonra bahçeye geçip polis abilerle mangal yapıyorduk ya. O kadar alıştım ki mesai yapar gibi sabah bir gidiyordum akşama kadar 25 tane dava var ya. 25 davayı hepsini topluyorlardı. Diyordu ki komiser seni çağırsam her gün çağıracağım. Ama çağırmıyorum biriktiriyorum 15 tane 15 gün bekliyor 25 dava yapıyor. Bir gidiyoruz abi sabahtan akşama kadar ifade ifade ifade. Mangal Her birine ayrı ifade mi veriyorsun? Tabii canım. Mi? Mangal yerliyorduk ya o kadar tanışmıştım Ya bu ben. kadar kolay mı abi şey? Ben mesela rastgele sallıyorum Melisa'yı şikayet ettim Atatürk'e hakaret etti diye Cimer'e. Evet. Direkt ifadeye mi çağırıyorlar? Direkt çağırıyorlar. Hiç uğraştım. hiç direkt, inceleme falan o, yok. Direkt Cimer diyoruz çünkü Cimer direkt çağırır. Ee, o yüzden ben sıkıldım artık. O büyük bir de, Gebze'deki de hocam yemek yedim mi? Erik var. Güzel ben beğendim. Karpuz yedim mi? Böyle Gebze'dekilerde. Sağ olsun arkadaşlar ama o karakola girmeyi sevmiyorum. Bu şey gibi biraz ama. Mesela ben bugün Ahmet abi, Ahmet Anapalı FETÖ'cüdür diye ihbarda bulunsam direkt soruşturma başlığında yurt dışı yerine Kesinlikle sağ evet. Sana. Kesinlikle evet. Aklanana kadar <laughs> yapışıyor üzerine bu. Bu aynı onun gibi bir şey o zaman. Enes sus diyor. Millet mi? zaten üstüme geliyor aklına da saks. <laughs> ee, biri şey demiş. 5816 kanun yargıyla alakalı mı kanun hocam? Yargıyladır. Her şeyle alakalı. Eleştiriyle alakalı, yargıyla alakalı. Her şeyle alakalı şey var. 5816 biraz sıkıntılı ya. Çünkü hamur gibi, oyun hamuru gibi. Yani nereye çekersen oraya doğru yorabiliyorsun yani. Özkan Kayhan Osmanlı'nın kuruluşu çok sert bir şekilde 1299 diyor Ahmet Şimşirgil, Halinden ancak ve tarafları 1302 diyor. Siz e, ben de 1302 diyorum. Şimdi hangi taraf diyorsunuz bu konuda gözden kaybediyoruz. 1302 tarafta arasında. Evet. Diyor. Ben de in alacakiyim bu arada. Hocam Asrın Tok hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya genç genç adamlar sormayın. Tanımıyor kimseyi. Bana bir daha, Asrın ne? Tok tanıyor musun? Asrın Tok. Ya ilk defa duyuyorum onu. <laughs> bu kadar. Selamünaleyküm Kahramanmaraş'tan Ahmet abi. Size küçük Aleyküm bir hediye yapacağım. Enes'in de soyadı nedir? Bitirince ulaşıp adrese gönderirim. Kahramanmaraş'a programında var mı abi? Var mı Kahramanmaraş'ta? Şu aralar Kahramanmaraş programı yok. de sanla yok. abi, seyle. Ee, Enes, dönüşü sana olur. İspatlayamazsan iftiradan döner. <laughs> evet. Yok be ben şey gibi bu biraz. Celal Şengör büyük diktatör diye kitap yazdı Atatürk için. Tek bir dava yemedi. Ahmet abi yazsaydı veya işte Ahmet Kesinlikle Şirşegil, Ebu Bekir Sofuoğlu, evet. bilmem işte bilmem muhafazakar tarihçiler yazsaydı hapse girerdi ya da işte ceza alırlardı. Evet aynen Bu öyle. Onun gibi ben 50 kere Atatürkçe olduğumu söylediğim için biraz rahatım o konuda. <laughs> Ahmet Balcı demiş ki 28 Şubat döneminde öğrenci olmanın ne kadar zor olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Evet. O dönemlerden aklımızda kalan iki kelime var. Katsayı ve başörtüsü. Katsayı mağdurlarının sayısından bahseder misiniz? Katsayı ne abi ben bilmiyorum. Katsayı şöyle ee, sen eğer İmam Hatip'te okuyorsan. Aa biliyorum tamam normal öğretmenlik falan okuyamıyordun değil mi? Asla sadece ilahiyat okuyorsun. Çünkü senin puanın ona yetmiyor. Başka bir yere yetmiyor vesaire. E, zor günlerdi. Allah bir daha o günleri göstermesin. Ben 28 Şubat'ta öğretmendim. Gümüş Peki, yüzük takanlar bile soruşturma yiyorlar. Muhafazakar öğretmenlere bir şey oldu mu diyecektim. Şöyle bütün ya ben mesela. ben mesela namaz kılan dini bütün bir adamım. Bu da biliniyor ama kimse zararım sıkıntı, yok. Sıkıntı. Sıkıntı? Niye? Öğrencilerle ama bu demek muhafazakâr dinliyor. Yok işte o demek değil. Laiklik kitapta o. Türkiye'deki laiklik Veya o. Ya kağıt, değil. kağıt şey üzerinde ama bu şey gibi nedeni. işte. Hep ee, şeriat düşmanları şey derler. Şeriat istiyorsan Afganistan'a bak. İşte Layıklık yani, o ama layıklık kitapta o. Layık... Türkiye'de o yoktu. İçinde o zaman 90'lar Türkiye'sine baksınlar mı? Aynen öyle. Gümüş yüzük takmak. Ben evliyim. Gümüş takıyorum. Bir problem var mı? Yok. Var. Sen şeriatçısın. gericisin yobazsın demektir. Direkt soruşturma. Altın haram diye Merke. Oradan mı takmıyorsun biliyorlar? ya? E, peki ne? Atatürk ilke ve inkılaplarına muhalif olmaktan vesaire. Buluyorlar bir kılıfını. Ee, mesela okul müdürlerinden 1997 yılında okul, Fatih'teki okul müdürlerinden çok iyi hatırlıyorum aile albümü yapacağız diye hanımlarının da fotoğraflarını istemişlerdi. Ne istiyor aslında? Açık mı kapalı mı onu evet, görmek istiyor. Evet. Ne kadar kötü dönemler Yani senin ya. baban senin baban eğer seyrediyorsa buradan selam olsun. 97'li yıllarda okul müdürü olsaydı annenden dolayı bayağı bir zahmet çekecekti. Ne kadar kötü bir dönem abi. Ya. Evet. Ya. Kim vardı abi iktidarda tam o dönemde? Bülent Ecevit. <laughs> ee, şurada. Mustafa Kemal annesinin evlenmesini kabullenememiştir. Ana oğlu ilişkisi zaten evliydi Ama o annesi. ortaokul yanı o ya. kabullenemeyecek yani o çocuktu ya. yani ki? E, çocukken oldu o. Ondan dolayı kabullenmedi ama o çocuktu. O ortaokul travması. Hocam yakın zamanda Almanya programı olur mu? Bosna ee, Hersek turuna katılmak isterim ama Almanya'dan nasıl katılırım? İlk soruyu ben cevaplayayım mı? Evet. Şu anda Almanya bizim düzenlediğimiz bir Almanya yok değil mi senin kendin? Yani şu an yok evet. Tamam bizim düzenlediğimiz de yok. Düzenlemek isteyen işte orada Hakan abi düzenlemişti en son bizle. Düzenlemek isteyen olursa da işte Almanya, Fransa, Hollanda fark etmez. Evet. Bu numaradan iletişime geçebilirler. Veya işte reklam veya sponsorluk içinde biz işte şey diyenler oluyor. Ben destek olmak istiyorum ama süper chatten yazmayı bilmiyorum. O tarz bir şekilde destek olmak evet. isteyip de destek olamayan varsa yine ekrandaki WhatsApp numarasına iletişime geçebilir. Aynen öyle. Hadi kapatalım saat 12.30 11.30 oldu. Yani uzatmayacağız o zaman. Yok yok. Evet. Peki o zaman son soruyu soruyorum. Hocam Kayseri'den selamlar. Baklavacı Selam. Suat sormuş. Menderes dedikleri gibi Amerika'ya yakın biri miydi? İdamının başlıca sebepleri nedir? CHP'den neden ayrılmıştır? Allah Kardeş, eylesin. bilgin olsun. Baklavacı Suat kardeşim Amerika'ya yakın olan birinin kılına bu ülkede zarar gelmez. Amerika'ya yakın olan birine biri bir hareket de yapamaz. Bilgin olsun. Amerika ile arasına mesafe koyduğu için idam edildi. Öyle mi? Tabi. Amerika'dır onun idamına karar veren aslında o milli işte junta komisyonu bilmem neler onlar bunlar. Amerika ile 1956 sürecinden sonra araya Mesafe koydu Adnan Menderes. Mes şey yani Amerika'nın güdümünden çıkıp ben kendi kendimi yönetmeye de başlayacağım dediği an ülkede sıkıntılar başladı. Ee, eğer Amerikacı olsaydı kimse onu idam edemezdi. CHP'den niye ayrıldı peki? Toprak reformu. 1945 yılında Refik Koraltan Celal Bayar, Mehmet Fuat Köprülü ve Adnan Menderes dörtlüsü dörtlü takrir yaptı. Aydın'da toprak karsıdır Adnan Menderes. Babası öyle evet. Babasından kalma. Ama o toprakların bir kısmını toprağı olmayan köylülere verelim reformunda ne münasebet dedi. Ben niye veriyorum? Haklı, Haklı bu arada. Niye veriyorum dedi. Sonra ultimatom verdiler toprak reformundan dolayı CHP takmayınca bu dört vekil ayrıldı kendi partilerini kurdular. Peki. O zaman yarın akşam saat on buçukta görüşmek üzere yayın. 10 yarın akşam saat 10.30'da birlikteyiz. Hafta kardeşler. sonu olduğu için biraz Çünkü daha bir geç aldık. Çünkü bir gün kaldık. sonra pazar günü o yüzden 10.30'da yarın ölmezsek tam olarak buradayız. Allah'a Allah emanet olun. Ol.